tak dedi aşk acısı. Dedim bitmedi fırtınası. İkili olsun tam sırası. Evlenecek senle. Teşekkürler efendim, sağ olun. Sizler stüdyomuza, sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Her yerinde, köyünde, kasabasında, kentinde, dağında, bayırında izlenilen programındasınız. Doğru yerdesiniz efendim. Maşallah. Canlı yayın telefon numaramız 0212 451 71 71 0212 451 71 71'den bize ulaşabilirsiniz. Evet, ayrıca facebook.com/evlenecekseengel'den başvurabilir, yorumlar yapabilirsiniz. Instagram hesaplarımız Seda Sayan VIP ve Uğur Arslan VIP efendim. Evlenecekseen gel. Başlıyor. Haydi. Sen gel de sürpriz bir buluşmayla başlıyor efendim bugün. Bekir'in İpek'i gelmiş. Maşallah. İpek senin yokluğunda Bekir bir çok önemli açıklama yaptı. Birazdan onu tekrarlattırırız. Ayrıca bugün zannediyorum bir halay kapışması canlı yayında. Bizim Kasket Yılmaz'ımızla Bekir yine bir kapışma içerisine girecekler. Kapışmada çünkü ikinci ikisi de çok iddialı. Van yöresinden Iğdır. Iğdır ve Van kapışması olacak. Bakalım. Vanlılar, Iğdırlılar ekrana yapışın. Halay kapışması. Şimdi günün ilk buluşturması için evet. İlk önce talip olan beyefendi geliyor. Evet, kime talip bilmiyorum. Uğur geliyor. Değil. Buyurun efendim. Şaşkın sana ne dedim, sen de yapma. Dün gece gördüm seni, ters yalan sandım. O yana bir bu yana, yatma şaşkın. Ben halarda, ben halarda, bitmiş aşkım. Uğur, geçen gelişimde de bir kasa kavunla gelmişti. Evet. Sen kabzımal mısın? Yani halde falan mı çalışıyorsun? Vallahi kilona aldanmayın da öyle de bir şey değilim yani. Halde mi çalışıyorsun? Yok ben? Hayır. Bir kasa kavun, bir kasa çilek falan kabzımal gibi geliyor. Önce arkadaşlara feda olsun. Önemli değil meyve. Gönüller bir olsun. Eli bol çocuğu. Maşallah. Evet. Bravo valla. Yalnız. Çilek aşkın meyvesidir. Evet. Çilek tatlı evet, bir meyve. Çilek. Evet. Aşk kokulu bir meyve. Acaba bu evet. Aşk bir kasa yine. Aşkla hanımefendiye Uğur takdim edelim. Kime talip olarak geldi? Acaba. Bir tarafta Bahar. Şu anda tam olmak istediğim yerdeyim. Bir tarafta Zahide. Ben bunu hak etmiyorum ki. Selçuk aşkı bulabilecek mi? Hani burası bir evlendirme programı sonuçta. Neyin ne olacağı kimse bilemiyor. Selçuk'la Bahar asla olmaz. Selçuk'un bir hedefi var. Şok gelişmeler. Birazdan canlı yayında. Onlar evleneceksen gel de evlendi. Evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Düşünmeden evet. Tüm kalbimle evet. 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 Bir ömür boyu evet. Sonsuza kadar evet. 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 Ve bizim 10. çiftimiz Ayşegül ile Mustafa. Sonsuza kadar evet. Sonsuza kadar evet. Mustafa Hoca evlendi. Nikah buyurun. Masasındaki görüntüleri. Evet. 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 Sonsuza dek evet. Sonsuza dek evet. 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 Seve 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 seve. Eş olarak kabul ediyor musun? Ediyorum. Evet. Evet. Bir ömür boyu evet. Kabul ediyorum. Evet, kabul ediyorum. Türkiye'yi evlendirmeye devam ediyoruz. Evleneceksen gel. Evet efendim, evleneceksen gel devam ediyor. Geçen kız istemeye bir kasa kavunla gelen Uğur bu sefer bir kasa çilekle geldi. Evet. Acaba kime geldi? İlk önce çay bahçesine bakıyoruz. Ahmet Şükrü Beyefendi ve Nevin oturuyorlar. Güzel ile Özkan oturuyor. Selçuk ve Bahar gayet hoş görünüyorsunuz. Bakalım İpek'le Bekir'den ne haber çıkacak? Ve Uğur kime gelmiş Uğur'cum? Uğur kime gelmiş? Hemen davet ediyoruz. Uğur çilekleri alıp Hatice'ye talip olarak gelmiş. Buyurun Hatice Hanım. Hayat aynı gökteki gibi uçuyor anılar. Beni aynı eskisi gibi deli sanıyorlar. Ne yazık ki çerçeğe
çerçeve değil, resim arıyorum. Bu seferki zorlama değil, seni seviyorum. Hoş geldiniz Hatice Hanım. Siz hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba, nereden geldiniz? Ordu'dan geldim Hatice Hanım, Fatsa'da. Sizi gördüm. Tanımak istiyorum yakından. Biraz kendimi tanıtayım isterseniz. Evet. Kendim güvenlik görevlisiyim. Yakın koruma olarak çalışıyorum. Orduluyum. Kendim hayatımda düzgün bir hayatım var. Sigara içki kötü alışkanlığım yoktur. Aferin. Bravo. Yani dürüstlükten hiçbir zaman ödün vermem. Yalanı hayatta sevmem. Her zaman arkadaşlığımdır. Evet. Sevgi saygı önem veriyorum. Evet. Maşallah. Niye çilek? Hatice'ye niye çilek getirdin? Neden? Çünkü hanımefendiler öncelikle çileği çok sevdikleri için. Çünkü aşk çileği dediniz Seda Hanım siz. Evet. İnşallah bir başlangıç olur. İnşallah mümkünse de bir tattırmak istiyorum müsaadenizle. Ama yıkandı mı ki onlar kadar? Zehirli mi burada? Hayır, şimdi değil canım. Yıkandıktan sonra. Şu anda değil Seda Hanım. Verecektin Uğur tam. Ya verecektim de. İşliyor işte. Musun Hatice bir tane? Hayır, hayır. Niye? Nasıl? Yıkanmadan ben bir şeyi hayatta yemem. Ben yıkattırayım onu. Yemem. Arkadaşlar, Hatice sen titiz bir kadınsın bir daha. Evet çok. Zaman. Hayatta ben köyde yaşıyorum. Köy kızıyım ama ağaçtan alırım yine de yıkamadan yemem. Yine çok de güzel. Yıkarım öyle yerim. Evinde her de gün. Titizsin sen. Evet ellerim baksana deterjanla sürekli yıka yıka ellerim yara oldu. Belli, doktora çıktım zaten. İzin aldım da doktora çıktım. Uğur da titiz mi sor bakalım. Siz titizlik var mı? Tabii ki. Nasıl? Sizin... Evin içinde düzenli misiniz? Tabii. Mesela pantolon bir tarafa, gömlek bir tarafa öyle yapan erkekler var. Erkeği düzenleyen eştir. Eş iyi olursa erkek zaten düzenli olur. Önemli olan, bağlayacak olan evet, sizsiniz. Evet. Yani her bir başarılı bir erkeğin arkasında bir kadın vardır. Başbakan dahi olsa evet. Onun arkasında bir kadın vardır. O kadın olmasa zaten o hiçbir zaman önemli mevkilere gelemez. Her zaman bunu söylerim yani. Takdir ediyorum. Her zaman bunu söylerim. Sanatçı olsun, bir insan sanatçı olarak doğar ama onun arkasında da eğer evliyse yine eşi vardır. Önemli tabii. Olan saygı ve sevgidir ama. Evet, evet. Onu da bilin lütfen. Evlilikte zaten her zaman, ben evlenmeden evet. Önce de söylüyordum. Saygı. Saygının bitmediği sürece sevgi, aşk asla ama asla bitmez. Evet. Ben bunu her zaman söylerim Seda abla. Bravo. Karşılıklıdır, her şey evet. Karşılıklıdır. Yeter ki bağlanmak. Yani. Bir şeyler hissetmek. Bir insana hemen ilk görüşte bağlanamaz. Tabii ki, tabii i̇lk ki. O yalan zaten. İlk görüşte de aşık da olamaz. Şimdi Hatice Hanım biraz da ben biraz az da olsa kendimden bahsettim. Sizi de biraz ben tanıyabilirsem, ben size aday geldim ama biraz da sizi ben tanımak istiyorum yakından. Ben Bartınlıyım. Evet. Bartın'dan geldim, katıldım programa. Evet. Bir evlilik yaptım. Anlaşmalı eşimle ikimiz iki taraf anlaşmalı ayrıldık. Çocuğunuz var mı? Var, bir tane kızım var. Allah bağışlasın. Amin. Şimdi ben size birkaç soru sormak istiyorum da. Şimdi ben evlenip ayrıldım eşimden de. Yani sütü üfleyerek içiyorum artık ben de. Sütü. Şimdi anladım. Evlilikte beklentiniz öncelikle nelerdir? Evlilik sizin için neyi ifade ediyor? Evlilik büyük bir şey. Yani sorumluluk isteyen bir şey. Evet. Maddi ya da manevi. Manevi yönden... Evet. Çok sorumluluk isteyen bir şey benim için yani. Önemli olan sorumluluk derken neyi kastettiniz? Yani, bana bir... Mesela yani bir yere gittiğin zaman evet. eşim mesela benim bir yere gittiği zaman evet. Bana her türlü yani geç kalacaksa bana bildirecek. Mesela ben bir yere gittiğim zaman eğer bir işim olduğu zaman geç kalacaksam ben eşime bildireceğim. Budur evet. Yani evlilik bence. Kıskançlık var mı sizde? Var. Seven kadın her zaman kıskanır. Sevgili. Aşırı mı? Ya aşırı demeyelim. Uğur. Biraz Hatice soru soracak. Sen talipsin, kadına bir tamam, soru sor. Tamam, pardon Seda Hanım. Hatice sen sor hayatım. Buyurun. Şimdiki aileniz nerede yaşıyor? Nerelisiniz? Ben şu anda Ordu'da yaşıyorum. Ama niyetim inşallah İstanbul'a niyet olacak nasip olursa. Ya o evleneceğim kişiye bağlı. Yani düzeni sağlayacağım kişiye bağlı. Hayat nerede kuracaksa. Ya siz benim neyimden etkilendiniz, talip oldunuz bana? Vallahi neyinden, önce güzelliğinizden diyeyim. Yani insanın dış görünüşünde yüreği önemli olan. Evet. Dürüstlüğü önemli olan saygı ve sevgisi olması. Yani biraz takip onları ettiniz. Bende gördünüz mü? Tabii ki. Buradayım ki seni gördüğüm için zaten buradayım. Görmesem zaten olma. Tamam. Hatice senin şartların vardı. Evet şartlarım. Söyle onları. Evet hocam. Hayır unuttum. Ben rahatım. Ha, ben, bana ben, karışmayacaksın ben, öyle. Ben şartlarım şöyle yani. Ben ha? Rahat. Mesela 2-3 günden beri programda yokum. Bugün varım yani. Pazartesi evet. Yoktum, salı yoktum, çarşamba yoktum.
Yani rahat bir insanım. Gezmeyi çok severim. Karışmayacaksın. Şimdi Seda Hanım karışmayacaksın derken evi aksatmayacak. Ha. Kesinlikle evi aksatmayacak. O zaman bunu konuşalım. Ya tamam, ev konusunda yemek yaparım, bulaşık yıkarım, temizlik yaparım, her türlü her şeyi yaparım. Şimdi villada da bayanlar şahit yani, evet. Yapıyorum her türlü. Şimdi Hatice Hanım benim 14 ya yaşında konuda, bir oğlum var. O konuda aksatmam yani, o konuda aksatmam ama bunaldığım zaman bazen evet. Bayanlar bunalabiliyor. Bunaldığım zaman da gezmek isterim. Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Benim sorumluluğum var benim. Kendi evladım var. Dünya olsa, iki cihan olsa, bayan değil, padişah kızı olsa benim gözüm olmaz. Önce evlatlarımız. Senin evladın da olsa aynısıdır. Benim evladım da olsa aynısıdır. Ayrımcılık hayatta sevmiyorum. Bu bir. Sevdin mi bu sözü? Ayrımcılığı beğendim. Sevmiyorum. Şimdi benim 14 yaşında bir oğlum var. Annesine kalıyor, bende kalıyor. Senin için bir sorun olur mu? Şimdi gerçekleri öğrenmek zorundayım. Tabii. Söylemek zorundayım Seda Hanım. Tabii. 14 yaşında. Benim de 14 tabii. yaşında kızım. Fark etmez sonuçta yani anlaşırlarsa sonuçta bizim anlaşmamız önemli. Ama tabii ki onların da fikirleri çok önemli. Ya şu an şimdi burada her türlü her şey konuşulmuyor. Doğru değil mi ablacığım? Doğru. Ya her doğru. türlü her şey burada konuşulmuyor. Yorum istiyor musunuz? Yorum. Şimdi ben Salih Bey'den istiyorum Hüseyin, da. Filiz Hüseyin ablada. Yapacak. Filiz sonra ablada da Filiz istiyorum. Yapsın. Evet Hüseyin. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben tanıyorum Uğur Bey'i. Otelde yan yana kalıyoruz. Çok temiz ve titiz bir arkadaşımız. Çok düzenli. Ben yakıştırdım. Tanıması için bir fırsat vermesini istiyorum. Evet. Filiz abladan istiyorum. Filiz yapsın. Hatice sen ne istediğini biliyorsun evlilikten zaten. Evet. Soruların da çok mantıklı, güzeldi. Beyefendi de zaten kasa kasa meyveler getiriyor. Bak evine bakabilecek ince ruhlu bir insan. O da düşüncelerini söyledi. Çocuğunun çok önemli olduğunu söyledi. Zaten sahip çıkarsın, bakarsın. Dolayısıyla çok yakıştırdım. İnan bu kadar uyum olabilir. Mutlaka peki. tanı. Mutlaka. Peki. Perihan'a verelim. Perihan çünkü hiç kaçırmadı. Pür dikkat dinledin, izledin. Ne diyorsun Perihan'cığım? Vallahi çok uyumlu gördüm sezgilerim kadarıyla. İkisinin gerçekten kişilik anlayışları ve özgüvenleri ve konuşmaları ikisi de çok uyumlu. Hı. Lütfen yani birbirinizi tanışın, evet. yani görüşün. En Hatice iyi şekilde. Şans versin mi Uğur'a? Evet, evet lütfen. O senin çok için tam tamamlanıyor iyi bir evlenecek eş bana kalırsa. Lütfen Uğur. Beni bir dinleyin yani. Perihan ablanızın sözünü dinleyin. Dur. Bak ben bir şey söylüyorsam gerçekten bir şeyleri sezgiliyorum, bir görüyorum. Çok iyi yani ikinizi de gerçekten konuşmalarınızı her şeyinizi çok iyi dinledim ve ikinizi de uyumlu gördüm. Dinleyecek misin? Ya beyefendi çok iyi bir beyefendi senin için yani bulunmaz bir fırsat. Bu lütfen yani önümüze ya, gelen fırsatları tepmeyelim. Ben daha benim için başka hiç kimse gelmez mi demek istiyorsun şimdi ya sen? Ya elim ya lütfen önümüze gelen fırsatı da tepmeyelim yani. O benim kararım canım. Tepip tabii ki ben benim sadece kararım. Görüşümü tamam, bildirdim. Çok sen bilirsin ederim. Diyorum. Tamam. Sen olarak. Bilirsin. Tabii ben görüşümü bildiriyorum ancak. Söyleyebilir evet, miyim? Evet tatlım. Biliyorsunuz bana kendisi bir kasa kavun getirmişti. Getirmişti. Evet. Ya var ya çok beğeniyorum. Bak senin bu özelliğini çok takdir ediyorum. Her kadın için bir meyve getiriyorsun. Özellikle Hatice Etin neden çileği seçtin? Hani kavun bana kavun seçtim. Ona neden çilek? Evet. Nevin Hanım, o da onun farkı olsun lütfen. Yani. O da onun farkı bak, olsun. Gördün mü kız? Odanın farkı. Gördün mü Nevin? Evet. Ben size bir şey söyleyeyim. Gördün mü? Tongaya düştün, ordu mu? Sana kavun kelek, bana çilek. Ya buna çilek kokusu, aşk kokusu derler. Evet. Ben sizin yakında nikahınız olur diye düşünüyorum. Nevin, burada, bak bir şey söyleyeyim mi? Orada şarkı söylemen Sen önemli ablacığım. Değil. Sana kavunlar, kelekler geliyor, bana da çilekler geliyor. Tamam abi. Farkınız bana kelek, işte. Bana çilek diyor. Hatice'ye kim seslendiriyor? Seda abla, bunlar nikah masasına yemin ederim manav dükkanında yapmazlarsa bana ne demesinler. Bu Nevin işte. Hanım, siz fırsatı kaçırdınız Nevin Hanım. Nevin, kusura bakma da Hatice'ye aşkın meyvası geldi. Çilek evet, ya. Kıskandım, bana kavun, ona neden çilek? Hiçbir hanımefendi öyle şekilde konuşulmaz Bekir Hanım, Bekir Bey. Ya ne biliyorum sen? Lütfen. Lütfen. Yakışmıyor. Doğru doğru. Bu nereye gidiyor? Ağlama duvarına gidiyor. Öyle küsler kapağı aldıktan ağlama sonra gider. Dışarı kadar. Ağlama duvarına git Bekir. Ağlama duvarına gitti. Ağlama duvarında otur Bekir. Efendim programı. Şaka bir yana Nevin'cim seni seviyorum ben. Her ben türlü. De seni seviyorum. Bir dahaki dekorda İnşallah. Ağlama duvarı yazarım oraya. Ağlama duvarı köşesi. Evet. Bekir sana kışınca ağlama duvarında alıyor soluğu. Ağla şimdi Bekir. Şimdi ben size mutluluklar diliyorum.
Şimdi ben diliyorum ki bunlar sevgilerini, aşklarını birbirlerine meyveyle... Kızım ne aşkı sen... daha çaya çıkmadık ta ne aşkından başka bir şey yok. Hayır oğlum sen Hatice'cim diyelim ki sen Uğur'u sevdin. Ha. Sen hangi meyveyle aşkını ifade etmek isterdin Uğur'a? Kızım hangi benim, meyveyle? Benim aşkım hiçbir meyvelerde olmaz. Kabak olabilir mi? Kabak olabilir mi? Olmaz benim aşkım. Onu kimse bilemez. Onu bana özel o. Ben bilirim onu. Sen biz çözemedik zaten. Biz sen biliyorsun. Sen beni Allah... çözemezsin. Ömrün yetmez güzelim. Değil mi? O zaman Hatice'cim seni çözmeler diliyorum. Sonuna kadar sen beni çözemezsin tatlım. Nevin bak burada boş edemeyeceğim biri çıktı Hatice. Hatice. Evet rakibim Hatice. Peki Perihan dedi ki Perihan ablanızı dinleyin biraz dedi. Şu adamı kaybetme. Çok mutlu olursunuz, güzel bir evlilik olur dedi. Değil mi Perihan? Perihan'ın çünkü hislerine de güveniyorum ben. Nerede mikrofon? Vallahi inanın çok çok uyumlu. Hisleri ne diyor şu an Allah'ın izniyle? Vallahi hislerin... izleri diyeme göre yani beyefendiyi kesinlikle tanımasını istiyorum. Gerçekten çok uyumlular. Yani görüş açılarınız, her şeyiniz, konuşmalarınız. Vallahi her şeyiniz çok uyumlu. Yani... kilolarınız doyuyor. Yani tencere yuvarlandı falan mı diyorsun? Ne kiloyu katmasam? Ne demek istiyorsun tatlım sen? Ne demek istiyorsun? Ya ben de kiloluyum. Bunda bir şey yok ki. Ben de yani ne var ki bunda? Sen şimdi ne demek? Hakaret yerine geçiyor bu şimdi. Yok yok her şeyiniz sana çok bunu, uyumlu. Bunu lütfen. Bu şekil söz söylesem ben zoruna gitmez mi? Yok benim zoruma gitmez valla. Bu da bana neler söylüyorlar. Ay, hiç de zoruma gitmez. Ben de ben. O zaman şunu yapar bunu yapar diyen ben miyim? Allah ay Allah. Çok güzel beni taklit hayır, ettin. Vallahi şey teşekkürler. Yani. Çok sağ ol. Teşekkürler. Ne hareketleri yapan ben miyim tatlım? Senin yaptığın hareketi yaptım şu an yani. Senin ben taklidini daha yaptım. Neyim ki? Allah sen Allah. Burada daha benim yarısını görüyorsun. Şimdi burada kiradan bahsediyoruz. Allah ne diyorsun? Allah. Bak hayatının aşkını buldu kadın. Keyfini çıkarsın. Bak evet. Çilekleri şimdi bir kasa çileği yer. Bitirdikten sonra da olumsuz der Hatice. Çilek bitene kadar ay şimdi siz Hatice'den ne istiyorsunuz anlamadım. Hayır ben tatlım o kadar boğazına düzgün bir insan değilim. Ben bugün kahvaltı yapmadan geldim. Ama aşk meyvesi. Dün akşam da kahvaltı yapmadım yeğenimin evinde. Ama aşk meyvesi ondan dedim yani. Aşkına doyulmaz demek istiyorum yani. Nevin Hanım buradan direkt yemek yemeye gidiyoruz. Size. Yemek yemeye. Partiyi getirin de tartılayım şurada. 300 kilo bir insan mıyım? Kaç kilosun? O kadar Hatice kaç kilosun? Allah aşkına hayır, söyle. Hayır bak bana bakarsan Sibelcan şimdi, da etli butlu ya ben, insan ama bir dakika ama, dur bekle. Ama Sibelcan da etli butlu bir insan ama o şekilliyle çok güzel bir bayan. Türkiye'ye star olan çok güzel bir bayan. Hayranım Sibelcan'a. Sen de buranın starısın işte. Size şey yapmak istemiyorum. Bir zayıflıyorum diyor kendisi. Yani şu şey programın magazin programlarını sürekli takip ediyorum. Bir zayıflıyorum diyor. Bir kilo alıyorum. Her haliyle güzel bir bayan. Bravo. Sibelcan. Evet. Doğru değil mi? Güzel benim halim de bu şekil. Ben de sesi güzel. Güzel. Sibelcan. Beğenmeyeceğim. Bu kadar basit. Ben bir şey demedim. Bu kadar. Ben Sibelcan'da Bekir kendim... sen niye geldin? Bir dakika durun. Evet Bekir bir şey anlatacak. Bugün çayda orada Bekir Hanım dedi. Bu bana Bekir abla dedi. Ben bugün kendimi şey hissettim yani. Bir şey olmaz o kadar. Acaba Londra'ya mı gitsin? Bugünlük Bekir Hanım ol ne olacak yani? Bir tarafın eksik Bekir Nevin. Hanım olsun. Yanlışlıkla bundan sonra çıkan. İkiye bir. Onlar. Bak, ne ya. Getirdik biz stüdyoya biliyor musun? Sana sürprizimiz var. Geleyim mi oraya göstereyim mi yakından? Bekir'e mi sürpriz o? Tövbe estağfurullah. Evet Nevin'den pıtırcık gitti. Başka bir şey geldi. Bekir ye. Bekir'ye bunun adı bak. Bekir'ye. Güzel Bekir'ye. Bekir'ye bak bundan sonra al. Benim yerime sana Bekir'ye cevap Bekir'le verecek. Bekir'le Bekir'e. Al. O Bekir bu da Bekir'ye. Bekir'e. Güzel olmadılar ikisi. Bekir'ye Bekir'ye. Akşam kuaför bey sana bana mesaj attı. Nevin parasını getirsin. Sen Seda abla sosyal medyadan beni uzaycı Zeki aradı. Dedi ki Bekir'in saçları neden beyaz biliyor musunuz? Uzay üstünden kaçırmışlar Bekir'i. Uzaylılar izliyormuş halayını çok beğenmişler. Bu saçlarla gurur duyuyorum. Saçları beyazlamış gelmiş. Siz şimdi böyle yaparak Hatice'nin görüşmesini mi provoke ediyorsunuz anlamadım. Yok. Niye yapıyorlar bunlar? Yok Hatice'yi ben çok yakıştırdım Seda abla. Bak hayatında bu kadar birbirini yakıştırdım. Ona geçebilir miyim? Şey söyleyeceğim size. Evet. Evet. Sen eksik. Bunu rencide etmemek için amacıyla bak. Başkaları gibi ben Bekir gibi rencide etmem. Kulağına söyle. Allah Allah adı vermeyin söylerim.
Dedi ki bir kişi bile dedi tanımadı dedi geçen cuma nerede? Metroya bindik. Metroya binmişsiniz. Metroda diyor ki biz programdan geliyoruz. Biz şunu yapıyoruz. Kızım sus diyorum ben utanıyorum yani. Ha. Televizyona çıkıyorum. Evet bütün foyalarını ortaya çıkıyor. Sonra Hatice ekranda da çok konuşuyorsun. Metroda da çok konuşuyorsun. Bir tane yanımda oturuyor. Kız Bekir dedi, yerine sus. Git otur rica ediyorum. Sus dedi. Nevi'cim sen de Ahmet Şükrü Bey'in yanına. Birazdan kimse tanımıyor. Peki evet. Çilekli aşk dolu günler diliyorum Hatice'ciğim. Ahmet Şükrü Bey tiyatro izler gibi izliyor. Keyfini çıkarıyor. Zaten sorduk böyle kalkmasından Nevin'in böyle kim? Laf atmasından falan rahatsız oluyoruz. Yo Nevin çok renkli bir kadın dedi. Ben dedi izliyorum ve çok da hoş sohbet. Öyle dediniz değil mi Ahmet Şükrü Bey? Nevin Hanım çok hoş sohbet bir hanım. Evet. Yani çok teki var. Evet. Kalbi de çok temiz, çok iyi. Bazıları yanlış yorumluyor. Ben dedi rahatsız olmuyorum. Ben rahatsız olmuyorum yani. Evet. Burada herkes böyle kendi seviyesinde evet, konuşabilir. Burada aileyiz hepimiz. Peki özellikle başka yorum yoksa istersen sen biraz düşün. Uğur'la acık şöyle bir bırakmadılar, bir konuşamadınız. Konuşmadım biz ben. Kararlar için Pelin ve Kadir'i çağırıyoruz. Hoş geldiniz. Ne yaptınız çocuklar? Evet, ne yaptınız? Seda abla dün akşam konuşmak için fırsatımız oldu biraz. Konuştuk. Kriterlerimiz birbirimize uymuyor. Hı. O yüzden anlaşamadık. Olumsuz. Hakkınızda ayrısı geçiyor. Peki, farklı adaylarla devam edelim. Evet. Pelin ve arkadaşımız. Evet. En nefret ettiğim şey o onu dedi, bu bunu dedi. Volkan bir şey mi söyleyeceksin? Yorum. Dur onlar pısır pısır konuşuyorlar. Bak ne güzel konuşuyor. Hatice'ye aferin ben beğeniyorum. Görüşmelerinde güzel konuşuyor kadın pısır şimdi. Pısır Allah için bak. Ha. Sesini açın. Heh. Konuşun konuşun. Pardon. Tamam. Şu anda dinlemeniz... Yok yok konuş sen Uğur biz konuşun. Sizle şey yapmıyoruz. Biz dinlemiyoruz konuşun siz. Oğlum dönsene kıza konuşsana. Konuş. Tamam abla. Ondan sonra... Ben çıkarsam evet diyemem anladın mı? Onu da istiyorum. Sonradan ondan sonra şu olmuş. Zaten böyle de ne yapalım Allah aşkına. Biz dinlemiyoruz konuşun. Tamam hallederiz sorun değil. Karar anı başlasın. Volkan bir açıklama yapacak. Ya, şunu söylemek istiyorum ben. Çok güzel bir enerji kattılar. Girdikleri andan itibaren bence ben de. Uyumunuzu çok güzel buldum. Bence mutlaka bir çay için. Hatice akıllı mutlaka kızdır, işini için. Bilir. İnşallah. Hatice'm hadi cevabın bakalım. Şu çileklerin hatırına. Bir yemeğe gidelim. Yemek. Ama program. Ama bu sefer program yemeği ısmarlayacak bu program. Herkes yolluyor. Söz, evet. Ay, söz. Ismarlamasın evet. Biz tamam, gönderiyoruz. Biz ikimiz gönderiyoruz. Peki tamam biz ısmarlıyoruz. Biz sizi yemeğe gönderiyoruz. Evet. Sen ısmarlama bu sefer biz ısmarlıyoruz. Abi, güzel. Canın sağ olsun sonra. Mum ışığında kız Hatice. Tamam, tamam. Güzel bir yemek yiyin tamam. Şöyle. Hadi buyurun. Hadi. Için elmas ve Hatice yürü Hatice hadi. Tamam tövbe hadi. Kararlar için elmas ve Müjdat geliyor. Evet. Çocuklar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Ne yaptınız? Vallahi hiçbir şey yapmadım. Kendim. Ben de buradan çıktıktan sonra... Müjdat'ın mikrofonunda sorun mu var? El mikrofonu verin çocuğuma. Evet. Ben zaten Elmas'la konuşmadım. Hiç konuşmadım. Buradan çıktıktan sonra annesiyle konuştum. Ayten teyzeyle yazıştık yine. Halil'in... O, ben bir jest yaptım ya, ona bile Elmas teyze laf söylüyor. Ben bir şey demedim o yüzden. Ayten. Annem baya kötü oldu. Ben dün ben boşuna buraya gelip oturmadım. Ben Elmas'ın yine hani kötülemiyorum ama ben Elmas'ın ciddi şekilde ben samimiyetine inanmıyorum. Çünkü buradaki yüz ifadesi ben çiçeği verirken bile çok farklıydı yani.
Yani çözemedim. Sadece çözemedim elması. Ayten teyze ne dedi? Olur dedi mi bu işe? Seda abla. Ben annemin sözünü... Mesele var, kamera arkası izleyelim. Peki. Evet. Elmas'ın Müjdat'a cevabı ne olacak? Müjdat hafta başında bir sürpriz yapacağını açıklamıştı. Yarın birine karşı sürpriz yapacağım, birine açıklama yapacağım. Ertesi gün elinde çiçeklerle geldi stüdyoya. Daha önce de talip olduğu Elmas'tan bir şans daha istedi. Bu sefer daha kararlıydı. Arkadaşım darılma, ben senin gibi, ben senin gibi buradan götürüp de 10 dakika sonra gelip de Seda abla olmadı. Ben köyde değil, ben buradan götüren bir çakı yarım. Ben de bu. Annem ne derse o, annem bağlamasın. Ayten bende. Elmas net bir cevap vermedi Müjdat'a. Ayrıca annesinin düşünceleri de önemliydi doğal olarak Elmas için. Bu nedenle Fransa'daki annesini aradı Elmas. Ben istemiyorum kızım. Onlar anne sanıyor, ben istemiyorum. Ben istemiyorum. Elmas'ın zor kararı. Bakalım Elmas annesiyle konuştuktan sonra ne karar verecek? Ben bir şey diyeceğim Seda abla. Hem bana çıkıyorlar, 5. defa çıkması, hem de senin samimiyete inanmıyorum diyorlar. O zaman ne yüzle karşıma çıkıyorsun sen kardeşim? Ben de sana kardeşim diyeceğim artık. Şimdi... Kararım zaten olumsuz, asla olamaz. Eski adaylarımla asla olamaz. Annemin sözünden çıkmam. Tayfun'da anacığım var mı? Eski adayım derken çıkmaz. Tayfun'da var mı içinde? Tabii var. O sayfayı kapattım. Tayfun'un bakışına bak bana. Şimdi ben burada oturmayacağım. Niye? Elmas oturmayacağım. Elmas yanında oturmayacağım. Karardan burada sana ayrılırsın canım. Evet. Ne oldu şimdi çocuk? Bak, şimdi ben söyle. Saygısızlık yapmıyorum. Yine yapmayacağım. Ayten teyze bir annedir sonuçta. Tabii aferin. Yapmayacağım. Aferin. Şimdi yapma. Ben oraya geldim oturdum değil mi? Ondan bir gün önce seninle konuştum mu bir saat boyunca? Konuştum. Bekir abi var şahidim. Sen bana ne sözü verdin? Şimdi kardeşim diyorsun verdim. Ya. Bana ne sözü verdin? Ne sözü verdim ben mücadele sana? Edeceğim dedin. Mücadele etmedin bu bir. Bir saniye. Çok yalancısın. Bir saniye. Ben mi? Mücadele artık edeceğim oyun işini ettim. Bak, seninle ciddiyim evet, tamam mı? Oynanamayacağım burada diye bir şey söylemedim. Ben, konuşma. Bir dakika. Konuşma. Beni dinle. Tam yalancısın sen. Ben tam ben yalancıyım. Evet. Ben yalancıyım. Dört defa reddettim seni. Bir saniye. Gene beşinciye çıktın. Tamam gene o zaman madem öyle o zaman güle niye bana güle. Gel dedin? Güzel güle. Niye bana teklif et? Yolun açık olsun. Zaten güle bu kadar güle. Zaten. Beni bir dinle. Müjdat. Seda abla. Güzel bak, güzel. Tamam anneciğim. Ben hiç ona bile bakmıyorum. Tamam ben bozmuyorum. Tamam, ben bozma ona çıkmadan önce Bekir abi şahidim benim. Bak hayır. Filiz abla da orada. Filiz ablanın kızı da orada. Ben dedim ki Müjdat, ben mücadele şey edeceğim dedim. Tamam abla. Ne gerek var bunları izah etmene? Ya izah etmeye abla ama kendini görmüyor musun? Yok sen benim kardeşimsin. Yok şöylesin. Dört defa bana çıktın. Ayten Hanım izin vermedi. Boş verin. Bırakın. Sen hem çıkıyorsun hem diyorsun ki bana samimiyetine inanmıyorum. O zaman niye çıktın bana dün? Tamam da. Niye o zaman çiçek getirdin? Niye o zaman başımdan şeyler patlattın? Tamam bir dakika. Ben samimiyetime inanmıyorsan tamam, ya. Sen burada oyun oynuyor musun? Bir dakika. Benle dalga geçemezsin sen. Ben seninle dalga geçmiyorum. Tamam mı? Ben sana İstemiyor annem. Önce. Ben anamın sözünden çıkmam. Ya istemesin istemesin. Niye böyle oluyorsun ki ben onu anlamadım. İstemiyor. Bir gün önce annem bana ne dedi? Sen bana ne dedin? Niye gelip gene burada he? Çıkıyorsun? Zaten Reza Bey'e geldim. Buraya geldin. Samimiyetine inanmıyorum. Dün geliyorsun bazı sürprizler yapıyorsun. Bugün çıkıyorsun. Annem olumsuz dedi diye senin samimiyetine inanmıyorum. Bu ne demek ya? Tamam bir dakika. Konuşuyorsun bir dakika benimle. Güzel konuşun birbirinize. Elmas sen de sinirlenme kızım. Seda abla. Sen de oğlum. Güzel. Ben evet. Talip olmadan önce kendisiyle bir saat konuştum. Dedim ki mücadele edeceğim. Sen de mücadele et. Tamam evet. Dedi. Dün burada işte ben talip oldum ona. Gitti arkada. Hiç ne yanıma geldi ne bir şey. Şimdi aynı şekilde tamam mı? Gelmiş karşımda oturuyor. Ben senin şeyine inanmıyorum. Anlamadım yok oyun yapıyorsun. Yok dört defa ben bana çıktın. Ben seninle gelip ne konuşacağım ki? O zaman madem sen öyleyse. Sen dün bana çıkmadan madem, önce. Evet çıkmadan önce. Gün. Bugün çarşamba. Pazartesi. Birbiriniz de güzel evet. Tartışın. Arkada sen. Seni rezil edeceğim. Seni bunu yapacağım. Şunu yapacağım. Hı. Yapmadın. Tamam. Geri baktın ki ben seninle fazla konuşmadım. Bana mesajlar dinlettin değil mi annemin sana evet, yaptığı saygısızlıktan evet, dolayı? Evet. O zaten ben karışmıyorum annemle senin aranda. Ertesi gün bana sürpriz yapıyorsun. Tamam vallahi, akşam ne konuştun? Tamam o gün akşam ne konuştun? Ama sen... Filiz abla konuşur musun? Ben Filiz abla ben konuşurum. Ben senin... Bir dakika durun Filiz doğrular neyse onu aynen, söyle. Aynen öyle. Evet Filiz'im bekleyin. Aynen öyle.
Şimdi Seda Hanım, Müjdat ciddi. Gerçekten de seviyor ve istiyor. Ayrıca ben ikinizin arasında Elmas, Müjdat bir iletişim kopukluğu görüyorum, bu kavgayla değil. Konuşarak anlaşılacak bir şey. Müjdat, annenle bir problem varsa özür dileyecek ve sevgisinin arkasında duracak yürekte bir insan. Doğru. Ve sevgisine de sahip çıktı. Evet, beşinci defada geldi, talip oldu buraya sürprizlerle. Dolayısıyla Müjdat, sen annesiyle önce aranı düzelteceksin, özrünü dileyeceksin. Benden sana abla tavsiyesi. Ondan sonra da devamında arkasına duracaksın bu olayın. Yoksa buraya kadar da kavgalarla bitmez yani. Hayır Filiz abla, çünkü bu ikinci defa bana demesi. Ben her gelmemde senin samimiyetine inanmıyorum. İnanmasan inanma. Sana inandırmak zorunda değilim. Tamam, bir dakika. Sana inandırmak zorunda değilim. Annenle ne konuşuyorsun? Eğer beni gerçekten ciddiysen, bak Filiz abla gire de dedin, ciddiyim ben artık Elmas, evet, istiyorum. Eğer gerçekten ciddi olsaydın, isteseydin buraya otururdun. Annemden özür dilerdin. Annem belki büyüklüğünü yapardı. Annem belki kararı bana diledim, bırakırdı. Yüz nerede defa diledim. Diledi ama, ama diledi ama. Bekir abi. Hayır. Bekir abi. Kaç diledi, defa diledim? Diledi, diledi. Ben de biliyorum. Diledi. Bak. Hatta annene de söyledim. Özür diliyor çocuk dedim. Asla istemem dedi. Tam özür değil, ne derse desin dedi. Yok. Uzatmaya hiç gerek yok ki. Ama tamam, şimdi bir şey söyleyeyim mi? O orada oturduğumuz yerde sen yelkenleri indirmiştin Elmas. Yani sen burada fevri davranışın beni şaşırttı yani. Orada öyle değildin yani. Müjdat'ın gözüne bakarak gülüyordun. Elinden tutmuştun. Tabii, çünkü ben şaşırdım değil yani. Ki. Nasıl tamam, elinden işte tutup çıktım abi, ya? Böyle ya. Sen sonra ne diyorsun be? Ben. Nasıl elinden tutup çıktım ya? Ya? Siz niye böyle yalan konuşuyorsunuz? Ben haksızlığa gelemiyorum ya. Bağırdım ya. Sen nasıl yalan konuşabilirsin? Yukarı var, yukarıda Allah var ya. Ya bir şey söyle. Benim bir kız çocuğum var, sen ne diyorsun ya, ya eline? Bir şey söyleyeyim. Bir şey söyle. Peki orada samimi bir konuşma vardı. Yan yana çıktınız demek istiyor. Yan yana, yan yana yani. Allah'ım ya, nerede? Birbirlerine gül. Herkesin bir namusu var burada ya. Doğru. Tabii tabii tabii. Neyse tamam, Bekir bırak burası mikrofonu. Evet. Tamam. Bu ne demek ya? Evet konuştum, düşmanım değil. Gene düşmanım değil tabii Seda abla. Değil, tabii ha, ki annemle değil. İkisinin arasında sorunları var. Kusura bakmayın da ben bir şey yapamam. Annemle beraber sen, yaşamıyoruz. Bak, güzel bak bak bir dakika. Tamam. Güzel bağladı, böyle bitirin. Bir şey yapamam annemle sorunlarından İkisi, dolayı dedi. Bu işi böyle bitirin. Ben düşman değilim. Evet. Bravo, düşman değilim dedi. Müjdat, sen çok saygılı bir çocuksun. Biraz önce de söyledin. Ne olursa olsun karşında bir anne ve bu ilişkiye onay vermiyor. Böyle efendi efendi bitirin. Gel ha, yavrum ben geçin. Ama ben bir şey söyleyeceğim. Hakkımı helal etmiyorum. Açık ben et. Etmezsen etme güle güle. Peki. Güzel güzel ayrıldın arkadaşlar. Güzel güzel. Yeni bir buluşturma için. Evet. Özledik onun dansını, özledik şöyle bir. Karar için. Ha doğru, karar. Karar için geliyor. Peki, karar verecekler. Solmaz geliyor. Çekemiyorsan beni çatla geber geber. Seni be fena yaratık, fesatlığın yeter. Yedin etlerini, hasetliğin yeter. Çekemiyorsan beni çatla geber geber. Çekemiyorsan beni çatla geber geber. Seni be fena yaratık, fesatlığın yeter. Yedin etlerini, hasetliğin yeter. İyilikseyim de şeker gibiyim, fenalığa fenalık da zehir gibiyim. İyilikse iyilik de şeker gibiyim, fenalığa fenalık da zehir gibiyim. İki yüzlüler arkamdan konuşmayın, iki yüzlüler. İki yüzlüler, iki yüzlüler arkamdan konuşmayın, iki yüzlüler. Hadi.
Çekemiyorsan beni çatla geber geber. Çekemiyorsan beni çatla geber geber. Seni be fena yaratık, hesatlığın yeter. Yedin etlerini, hasetliğin yeter. Çekemiyorsan beni çatla geber geber. Çekemiyorsan beni çatla geber geber. Seni be fena yaratık, fesatlığın yeter. Yedin etlerini, hasetliğin yeter. İyilikse iyiyim de şeker gibiyim. Fenalığa fenalık da zehir gibiyim. İyilikse iyilik de şeker gibiyim. Fenalığa fenalık da zehir gibiyim. İkiyüzlüler, ikiyüzlüler, arkamdan konuşmayın ikiyüzlüler. İkiyüzlüler, ikiyüzlüler, arkamdan konuşmayın ikiyüzlüler. Ay, ne oldu be güzelim? Beni görünce yüzünü ekşittin. Dön de bir bak aynaya. Yüzün muşmalaya döndü. İçinin çirkinliği yüzüne vurdu. Ama sen de haklısın be yavrum. Görgüsüzlük sizde. Nankörlük sizde. Patavatsızlık sizde. İki yüzlüler. Şu lafımı da iyice bir dinle. Bir hoca halim var. Gönül uyandırıyorum. Mide bulandırıyorum. E kimin başına? Tabii ki benim başıma. Songül'ün bir hamlesiyle Oğuz ve Solmaz tekrar bir araya geldi dün. Önce bir kamera arkası görüntüler var, izleyelim, sonra da devam edelim. Onlara ben daha önce de bu sürprizi hazırlamıştım ama bir türlü denk gelmemişti. Olumsuz karar verip kalkıp gitmişlerdi. Böyle bir şey yaptım, iyi bir şey adım attığımı düşünüyorum. Artık bu saatten sonra benim yaptığım şeyin devamını getirmek onlara kalmış bir şey. Gibi. Bir ufak tebessüm yetti diyorum bugün. Anda gördük. Uzaktan bakıyordum, onu izliyordum. Anda bir tebessüm etti. Dedim çıkacağım dedim. Tanıyacağım onu yakından. Zaten Solmaz'ın yanında hep konuşuyorduk. Solmaz'ın olması bana güven veriyor. Ve bunun yanı sıra da hani Tanju'ya da bu nedenle bir tanıma şansı verebilirim. Beklenmedik hareketler. Hiç beklemiyordum. Vallahi. Yavaş yavaş gözüme giriyor. Aşk mı gurur mu? Ama içinden geleni söyle bana. İçinden gelen fazla gurur iyi değildir. İkisini de seçebilme ihtimaliniz çok var mı? Çok gururlu. Ben evet, çok gururluyum. O yüzden sürekli çakışıyoruz. Çok güzel aynen. Gönlümüz var birbirimizde. Aynen öyle. Evet, iki çiftimiz yemek yemişler. Evet, Tanju ve Songül de orada oturuyorlar. Evet. Songül çok güzel bir hamle yaptı. Çiçekleri Oğuz'la getirdi. İkisini de bir araya getirdi. Şimdi Oğuz da gelsin. Lay 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 galiba sana göre sevmeler. Apaşıyla lay galiba sana göre sevilmeler. Uğramaz mı semtimize ayıplar utanmalar. Duysalar elle. Ayıplar, utanmalar, duysalar el el alem sana ne söyler. Bebeler, ikinizin de yüzü gülüyor bebeler. Coşkun abi teşekkür ediyorum şarkı için. Sağ ol abi. Ne demek istedin şimdi öyle derken, yani Solmaz'a mı mesaj yolladın?
Yani ne demek? Yok. Bu şarkı lay lay lom sana göre sevmeler ha. falan solmaza mı diyorsun bunu? Hayır. Niye kime diyor? Kime diyorsun? Niye teşekkür ettin lay lay lom? Evet merak ettik. Coşkun abi onu okuduysa bir bildiği var ki okudu. O yüzden o zaman ben teşekkür soralım. Ettim yani. Mesaj kimeydi? Çok lay lay lom bir şarkı bu yani. İkisini aslında. Bak. Ha yani ayağınızı denk alın diyor. Evet. Yani bundan sonra bari birbirinizi üzmeyin anlamında. Aynen. Evet bebeler. Yemek güzel geçmiş. Evet. Ne yaptınız? Anlat olmaz. Neler değişti mesela? Şey biraz daha az kavga etmeye başladık gibi. Bravo. Ha. Ne? Bir dakika ne? Biraz daha azlaştı kavgalar. Ha. Yine tartışıyoruz. Seda abla her dakika tartışıyoruz. Mesela ya. Ben çok merak ediyorum. Siz ne için tartışıyorsunuz? Bir tanesini bana söyleyin ne olur. Söylemeyeyim ben. Ya Seda abla yoktan yere kavga yaratmayı çok seviyorum. Sormaz. Hani mesela Oğuz. Mesela Emrah dedi ki geçen gün şarkı dinliyorum Başak kızıyor dedi. Mesela öyle bir şey mi? Öyle bir şey mi? Yok öyle bir şey değil de. Nasıl ya mesela şey? Handa'yız Seda abla. Heh. Bugünkü olay mesela. Her şeyi anlatabiliriz. Yok anlatırım sıkıntı yok. Ne oldu Handa evet. Son güller de oradaydı. Hadi çıkalım dedim falan filan. Tamam be ne bağırıyorsun geliyorum falan gibisinden böyle yok. Tepkiler. Ya o kadar. Lütfen solmaz. O kadar tepkilerin mı? Çok aşırı. Hadi diyorum hadi ben diyorum, hazırlanmıyorum. Diyorum. Birdenbire bağırıyor Seda abla patlıyor. Birdenbire bağırmadım. Ya olsun. Songül Allah şahidisin ya. Hoş göreceksin biraz Oğuz bayanlar öyle nazlı. Songül doğruyu söyler dönüyorum Songül. Ben de şaşırdım bir şey yapmadım ki dedim ne bu bağırıyor dedim. O hani zaten bir taraftan bastırıyorlar bu taraf. O yüzden hani senin bir an evvel çıkalım diye söyledi arkadaşım yani. Niye evet. Şimdi böyle yapıyorsun sen? Ne yaptım dün ben o? Dün Seda abla belki inanmazsın. Aferin kız. O kadar muhteşem görüntüleri vardı ki. O evet. Kadar muhteşem. Size getireceğim göstereceğim Seda abla şok olursun. Şimdi hiç burada kıvırmayın anladın mı? Evet. Çok da güzelsiniz. Haklısın ya sonra. Seda abla aferin. Ben ağzına yemek veriyorum mesela yemekteyken. Evet. Gülme. Anlat. O da tutmuş bana bir tane salatalık batırıyor veriyor. Ne var bunda? Ne var bunda? O da yiyecek. Hayır bir tane dilim salatayı batırmış onu veriyor. Şu ufak ne, salatalar ne versin var istiyorsun? He? Ne vermesi lazım? Ne vermesi lazım? Ya Uğur abi ya. Sen ona bir dilim bir şey veriyorsun o da sana bir dilim bir şey veriyor. O da sana bir güzel. Dilim vermiş çocuğum. Ay bak bunları önemli tartışmalı. Salata veriyorum ya o muhabbet o. Ya. Ha. Bizim her şeyimiz bir kavga oluyor. Bizim her şeyimiz bir sorun oluyor Seda abla. Ben anlamıyorum yani. Kız sorun sen etme. Ne istiyorsun bu çocuktan? Ben sana 50 kere demedim hep mi? Zaten ben bir şeyler istiyorum. O istemiyor. Hep ben bir şeyler istiyorum. Yani sıcak davranmaya çalışıyorum Seda abla. Yakın davranmaya çalışıyorum. Çok da değer veriyorum. Gerçekten bak Songül de fark etti. Tanju da. Evet. Belki buradakiler de fark etmiştir bilmiyorum ama. Solmaz. Bak ne onsuz yapabiliyorsun ne onunla yapabiliyorsun. Sen ne istiyorsun kızım? Ne sen onsuz da üzülüyorsun, oturuyorsun oluyor. Orada bir köşede. Yalan mı Songül? Ne Oğuz'la yapabiliyor ne Oğuz'suz. Kesinlikle Seda abla. Bir de dün o kadar çok iyilerdi ki, o kadar muhteşem görüntüler verdiler ki. Ne oldu burada? Ne yapıyorsun kız sen? Ne oldu? Şimdi bizim bir şeyimiz yok. Bazen kızdırıyor işte beni o kadar. Şimdilik bir şey yok. Anne biraz nasihat ver de böyle her şey parlamasın yani. Yapma ağrı evet. Ağrı çıkışları var ya. Ama Oğuz çok iyi huylu bir çocuktur. Sormaz vallahi ya. Her zaman ben alttan alıyorum anne valla. Yani iyi gidiyorum. He? Çok iyi huylu. Her zaman alttan alıyorum. Her zaman gidiyorum. Tamam geçer oldu. Tamam bitti. Tamam eskiden. Ki tamam. Yani böyle de yapmaz. Telefonunu bile çocuk sana teklif et de eline vereyim. Elinde dursun benim telefonum. Sen kontrol et dedi. Çocuğumu üzme. Bak sen de çocuğumsun ama. Ki ben şu ana kadar Seda abla telefonumu kimsenin yanında çıkarmış değilim burada. Evet. Hani görüştüğüm kişiler arasında telefonumu asla çıkarmam koymam cebimden. Daha ne yapsın? Ama Songül'ün yanında devamlı ya ona veririm. Solmaz'ın yanında pardon. Ya ona veririm ya da koyarım masanın üstüne yani. Aferin. Hadi kalkın. Hadi. Güzel depişmeden güzel devam edin hadi. Aferin size. Kararlar için Ahmet Şükrü Bey ve Nevin geliyor. Thank you.
Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Herkese Allah kolaylık versin, hoş geldiniz. Hoş geldiniz Ahmet Şükrü Bey. Nevin Hanım ağlıyor mu, ben mi yanlış anladım? Öyle gibi mi geldi? Ağlıyor mu? Ne oldu gene, kim ne dedi sana Nevin? Hayırdır inşallah. Ben de Allah vardı. Aşkına bak merak ettim, kim ne dedi Nevin? Ben de şalakası, ben de küçük ecdine selam söyleyeyim Samir Erdoğan'a. Nasıl başka konuşma hakkım olmayacak. Ahmet Nevin Şükrü Bey konuşacak. Üzmez. Ne oldu Nevin? Ben de şalakası yok, ben şimdi bu şekilde gördüm. Biri bir şey dedi gene. Acaba diyor oraya kavun bana niye çilek ona mı ağlıyor onu da bilmiyorum. Takıldı bir şey arkada. Ben de hiç alakası yok. Ben şimdi gördüm. Anlatsın kendini. Nevin ne oldu tatlım? Ben sadece iki kelimeyle özetlemek istiyorum durumu. Anlayan anlar. Anlamayan da ne düşündü hiç umurumda değil. Bana hayatımda annem ve babam bir kere bile tokat atmadı. Anlatabiliyor muyum? Hayatımda hiç kimse ezmedim. Hiç kimsenin de beni ezmesine izin vermedim. Bu dakikadan sonra da asla izin vermem. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir kadın zaten kendini ezdirmesin. Hiçbir kadın kendisine kötü muamele yapılmasına müsaade etmesin. Evet. Ne oldu ki şimdi? Bekir mi bir şey dedi sana gene? Sadece şöyle üstü kapalı anlatayım. Benim hayatta en sevmediğim şey insanları kırmaktır. Hiç kimseyi bilinçli olarak kırmadım. Ama bazen hayatta farklı şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Yani insanların farklı karakterleri, farklı yetişme tarzları olabiliyor. Ve ister istemez aynı havayı teneffüs etmek zorunda kalabiliyorsunuz. Şimdi açık konuş, yuvarlak konuşuyorsun, herkes bana bakıyor. Bir şey evet, zannediyorlar. Doğru. Aç, dolan baştan virajdan gitme, otoyola gir hadi. Millet bana bakıyor, benle bir şey zannediyor, sen ağlıyorsun. Hiç dolan başlı gitme. Kavşaktan gitmeyeceksin, doğru gideceksin. Ahmet Şükrü Bey mi kırdı seni? Kırmaz, yapmaz. Benle alakası yok hiç. Benim dünyanın için en beyefendi insanı. Ya söylesene niye ağlıyorsun, herkes duysun. Seni 3 dakika daha fazla gösterirler, merak etme yani, söyle ama. Hayır, benim 2-3 dakika gözükmemem çok önemli. Beni zan altında bırakıyorsun. Ama gerçekten ismini zikretmek istemiyorum. Ama hemcinslerimden birine gerçekten çok kırgınım. Hemcinslerinden biri. Evet, ismini zikretmek istemiyorum. Çünkü değer vermediğim bir insan. Bana defalarca saygısı gitmesine rağmen ben kendisini affettim. Ama bazen insanlara hak ettiği kadar değer vermek gerekiyor. Yine de bak hemcinsin hak dedin. Yine de birbirinize saygılı olun. Hemcinslerinizi koruyun, kollayın. İşte o tek taraflıca olmuyor Seda ablacığım. Anlatabiliyor muyum? Karşı taraftan da aynı asaleti görmek gerekiyor. Onu görmediğin zaman farklı şeylerle karşılaşıyorsunuz. O yüzden kendisine ismini vermeden bir kez daha kınıyorum. Kendisine bir tavsiyem olacak. Kendisine değer veren ya da ne bileyim saygı hiç hak etmediği halde saygı gören bir insana saygılı davranışla karşılık versin. Farklı yollara müracaat ederek hiçbir şey çözemez. Peki. Ahmet Şükrü Bey'le olan görüşmelerinizden bahsedelim. Ya ben aşkın sevginin olduğuna inanmıyorum. Yani kendime bir kez daha şans verip bu programa katıldım. Belki dedim gerçekten beni mutlu edebilecek birisiyle karşı çalışırım dedim ama yani Ahmet Şükrü Bey'le şu anda iyi gidiyor arkadaşlığımız. Ama tabii tanım aşamasındayız. Ben hiç kimseyi tam olarak tanımadan bir vaatte bulunamam. Çünkü kendisi saygıdeğer bir insan. Bunu zaman gösterecek. Tabii ufak tefek jestler yapıyoruz birbirimize ama ben şuna karşıyım. Bakın locadaki arkadaşlar da bazen yapıyorlar öyle hatalar. Lütfen arkadaşlar, özellikle erkeklere sesleniyorum buradan. Bayanların duygularını sakın hafife almayın. Karşınızdakinin bir kadın olduğunu ve onun yerinde bir kız kardeşiniz, bir annenizin de olabileceğini. Çünkü düşünün ve lütfen eleştirilerinizi ona göre yapın. Yani insanlar burada, bakın biz aile gibiyiz gerçekten. Tabii hani vaktimizin çoğunu burada geçiriyoruz bir arada. Artık birbirimizle o kadar çok içli dışlı oluyoruz ki bazen fikir ayrılıkları olabilir. Hani her ailede bile insanlar birbiri tartışıyor, kavga ediyor olabilir ama lütfen eleştirilerinizi yaparken rencide etmeden, kırmadan, özellikle hassasiyet göstererek yapın. Eleştiri herkes açık olmalı ama bunu dozunda yapsınlar lütfen. Özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Yani bu kırıldığın hemcinsin kimse, biz burada dargınlık, küslük sevmiyoruz. Kimse lütfen barışın. Yok, barışmayacağım ben.
Ben çünkü kendisini daha önce affetmiştim. Bu o konuları bırakalım. Affetmiştim Uğurcuğum. Ama lütfen dışarıda yaşanılan hiçbir şey ben buraya taşımanızı dargınlık istemiyorum. Dargınlık sürmez. Evet. Yok dışarıda yaşamamıştık. Hayır burada tamam yaşadık zaten. Bitti evet. Mevzu bitti. Ahmet Şükrü Beyefendi ile ilgili. Ahmet Şükrü Bey sizin söyleyecekleriniz. Buyurun demedim. Ben sadece dinledim, anlatıyor. Yani hoş kendinizle bayan, ilgili konuşun. Kibar evet. Bir bayan, hoş bir bayan. Gönlü çok değişik yani. Evet. Yalnız ben şunu rica edeceğim. Ahmet Şükrü Bey izin verirseniz. Müsaade bakın ben size. Özellikle bir kişi hakkında ismini zikretmiyorum. Rica ediyorum. O da benim ismimi zikretmesin suç ederken. Kimse buralara taşımaz. Herkes neyin ne olduğunu farkında. Dışarıdaki hoş olmayan davranışlarınızla hanımlar birbirlerine, erkekler birbirlerine karşı yaptığınız ufak sürtüşmeleri bile buraya taşımanızı istemiyoruz. Burada ilişkilerinize bakın. Evet. Evet. Ben buradakileri kastetmiştim ama tamam. Neyse. Benim Ahmet Şükrü Bey için yarın bir sürprizim olacak. Onun için ben sevdiğim insana jestler yapmayı çok seviyorum. Evet. Özellikle sevgimi ifade etmeyi çok seven bir insanım. Senin sürprizlerin bitmedi ki. Ahmet Şükrü Bey burada 17 termos çay içti, hiç sonuç alamadı. Sen istersen İpek varken başka bir kadına dil uzatma. Bunu öğren artık. Sen hep bak, oyalıyorsun. İpek'e de saygısızlık Nevi, ediyorsun. Nevi az önce yalandan ağlıyordun. Varken... Az önce orada Hadise şarkısı çalıyordun. Lavabonun orada oynuyordun. Bir şey söyleyeyim burada mi? Burada nasıl bak, değişti? Bak benden sana bir arkadaş tavsiyesi. Bu kalemin gibi değişme. Karşındaki bayana diyorsun ki bu cuma nişanımız olacak sen, diyorsun. Evet. Yanında bayan var ki onunla ilgilenmeyip benimle ilgili sen, diyorsun. Sen bir dakika Ahmet Şükrü Bey. Ahmet Şükrü Bey. Sana samimiyetin bir göstergesi. Nedir sürprizin? Sen niye ilgileniyorsun? Sürpriz ne? Yalan söylüyorsun. Biz senin sürprizine ilgileniyor muyuz? Sen yalan 17 termos çay da içsen evinden sonuç alamayacaksın. Halil sen bir yorum yapar mısın lütfen rica ediyorum senden. Halil'e bırakıyorum sonuç sözü. Ya Bekir abi sen niye karışıyorsun ki ya? Yalan konuşmayacağım. Karışma abi ya. Yalan konuşmayacağım. Yalık veremedim var. Ya sen dışa yapacağım diyorsun. Hala bana söylüyorsun. Ağzından bir iki kelime çıktı mı? Abi sesim açık mı? 3-4 tane ağzından Nevin zaten bir iki kelime çıktı mı? Zaten bu 3-4 kişi de biliyor. Önüne bakalım sen ya. Sen boş ver. Sen orada yalan söylüyor. Niye orada yalan az önce ağladı? Peki. Peki Halil. Sen de iyice şey yaptın Halil. Seda abla. Bekleyin. Şşt Halil. Aa. Yılmaz gel buraya. Hayır bırak mikrofonu istemiyorum sen gel. Çok şıksın. Maşallah kırmızı ayakkabılar var. Ne çok güzel, güzel çok şıksın. Bekir gel. Abla biz Uğur abi. Tartışma istemiyorum. Halay zamanı kapışacaksınız gelin. He? Biraz sinirliyim. Şu gel 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 sinirini ya. Atarsın. Gel hemen atarsın sen. Sen de mendille oyun. Halay müsabakasında ikinci perde. He? Bakalım kim kazanacak? Aynen. Aynen. Halay kapışması gel. Şşş. Dünkü halay kapışması berabere bitti. Bakalım bugün kim nereye kazanacak? Gidiyor? Ha. Kostümü giymeye mi gidiyor? Gel Bekir. Ne çalsın? Coşkun ne okusun Bekir? Coşkun abi hareketli lürke ona. Lorke istiyoruz. Hareketli olsun. Meydan
dakika. O zaman oynama yapalım. Yılmaz evet. diyenler. Evet. Bekir diyenler. Aa, Bekir alkışlamadı loca. Halil, olayı kişiselleştirme. Bekir deyince alkışlamadı. Halil, benden muhatap olmak lazım. Bir şey söyleyeceğim abla, bir şey söyleyeyim. Benden muhatap olmak lazım. Evet, bir dakika. Ben önce sorunu mu gidiyor abi? Ben hiçbir şey anlamadım. Evet. Vallahi mi oynuyor? Ben çok beğendim. Noter. 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 İnternete baktığın zaman çeşit çeşit halay var. Ne oldu? Hiç halay böyle. Sıkıntın mı? Ya müziğe göre oynuyorum. Gel Bekir gel. Evet, kim kazandı sizce halay yarışmasını? Coşku sana ne dedi duydum? Noter var dedi burada. Noter. Sen Bekir noter karar verdi diyor. Ben iyi oynuyorum. Ben Yılmaz'ı beğendim. Ben Yılmaz'ı beğendim. Ben Bekir'i beğendim. Bekir'i beğendim ben. Bravo Bekir. Yılmaz. Bekir. 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 Bekir'in pabucunu dama attı. Kusura bakma Bekir, sen İpek gelince oynayamıyorsun. Otur. Üçüncü round reklamlardan sonra. Reklamdan sonra son round. Çünkü son round. Hayır, pabucunu dama atmadım. Sen İpek geldi mi oynayamıyorsun. Kabul et. Nasılsa olmaz, nasıl Oğuz bakıyorsa oynayamıyorsa sen de İpek bakarken oynayamıyorsun. Kusura bakma. Seda abla çok... Üçüncü round biraz sonra. Yılmaz güzel oynadı. Evet. Nevin, telefona niye bakıyorsun? Ne var? Şarkı mı söyleyeceksin? Evet. Ver mikrofonu. Nevin şarkı söylesin. Evet. Ahmet Şükrü Bey'in gönlünü al. Çünkü ağladı adam da benden biliyorlar dedi. Evet. Yok, Ahmet Şükrü Bey'e oku. Heh. Onun ilgisi yok. Hani savunmaz nasıl böyle roman çalınca kendini iyi hissediyor ya. Ben şarkı söyleyince hayatta sadece şarkı söylediğim zaman kendimi çok mutlu hissediyorum. Tamam hadi. Ağlama, tamam. Yine seni sevmekten başka hiçbir şey yapmadım bugün. En iyi konu çaldı telefonlarım, boş ver bakmadım bugün. Ne gazete okudum ne de bir haber, derdi yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın, derdi yasakladım bugün. Dün geceyle tam 3 ay bir gün. Dün geceyle tam 3 ay bir gün. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynunda 100 sene 1000 sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerim'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynunda 100 sene 1000 sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerim'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Peki Ahmet Şükrü Bey devam mı? Vallahi hoş, kibar, iyi bir bayan. Sohbetleriniz güzel. Kısmet tanımak, görmek isterim, konuşmak peki isterim. Evet. Tanımaya birbirimizi devam ediyorsunuz. Aşkın olduğuna inanmıyorum ama bir gün inandıran biri olursa gerçekten evleneceğim onunla. Ama Ahmet Şükrü mi başkası mı onu da bilmiyorum. Zaman gösterecek. Zaman gösterecek. Zamanla göreceğiz. Kim benim kalbimi kazanmayı başarırsa o evlenmeyi başaracak. Siz o zaman böyle bir yarışa falan çıktınız, kazanacak birilerini arıyorsunuz herhalde. Yo, hayat da bir yarıştır. Biri kaybeder, biri kazanır. Bir kadının kalbini kim kazanırsa, kim fethederse o nikah masasını götürmeyi başarır. Yani kendinize güveniyorsanız nikah masasını götürürsünüz. Yani zamanla ben... Ben kendisi bir jest yapacağım yarın. Bir sürpriz hazırlayacağım. Şimdi ben vicdanen çok rahatım. Şimdi ben konuşayım, bir dakika anlatıyorsun, 2 dakika konuşayım. Benim seni kazanma gibi bir mecburiyetim de yok, lüksüm de yok, tamam mı? Ama gerçekten ayıp şu anda bakın. Ne ayıp? Senin konuştuğun şu ayıp. Benim şu jestimin üstüne
kalkıyorsun, beni kazanacak birisi. Burada savaşa gitmiyoruz. Sana saygı gösteriyoruz. Başkalarına kızdığın şeyi benden çıkartmayacaksın. Bak ben efendilik ettim, konuşmadım. Birilerine bir sorunum var, burada ağlıyorsun, herkes bana bakıyor. Evet, acaba demin orada gereksiz bir söz ettin. Ona çıkmayacaksın. Bir şey demedi ki. Bir şey söyleyeyim ben. Benim için en değerli şey nedir biliyor musun? Nedir? Bir erkek benim zor zamanda acılarım yanındaysa, benim yanındaysa değerli olabilir. Anlatabiliyor muyum? Evet. Benim ağladığım an benim yanında olmayan bir erkekle işim olmaz. Aa, Nevin niye böyle fevri hareket ediyorsunuz? Evet, ya? Aynen öyle. Yapmayın. Bakın, sevgi, aşk demek sadece kötü, iyi günlerde yanında olmak değildir Ahmet Şükrü Bey. Ağladığım zaman benim gözyaşlarımı dindirebilecek misiniz? Kendinize güveniyorsanız gelin benim yanıma, anlatabiliyor muyum? Sadece benle hayat aşktan meşten ibaret değil yani. Şimdi ben konuşmuyorum, benimle ne alakası var? Bir insanı değer veriyorsanız bunu yanında olduğunu üzgün anlı. Bakın, bir kadın için en değerli şey nedir biliyor musunuz Ahmet Şükrü Bey? Ben size bir tavsiyede bulunayım bir arkadaş olarak. Üzgün anında gözyaşlarını dindirebiliyorsanız o kadını gerçekten seviyorsunuz demektir. O kadın da sizinle bir ömür boyu yanınızda olur. Ama senin sorunun benim sorun değil Ahmet diyorsa Şükrü Bey diyor o ki, zaman neye ağladığını bilmiyorum ki. Bilmiyorum ki neye ağladığını. Sordunuz ben mu neye ağladığını? Sordum orada. Ne zaman sordunuz? Orada kaç kere sordum. Ama şimdi deneyin sizin sorunuz beni ilgilendirmez. Peki neye ağladınız? Neyse geçti artık. Söyle yani. Geçti. Niye anladınız? Şimdi bakın. Peki. Tamam. Gerek yok polemiğe girmeye. Ahmet Şükrü Bey buyurun. Hakkınızda hayırlısı. Hayırlısı olsun. Teşekkürler. Buyurun efendim. Buyurun. Buyurun. Hakkınızda her hayırlısı zaman aldığınız kararlarda sizin için hakkınız hayırlısı, hayırlısı olsun diyoruz. Evet şimdi. Buyurun. Melek geliyor. Hadi hadi melek. Hoş geldin Melek. Meleği çağır dediler, meleği çağırdık. Melek de kimi çağıracaksa çağıracak herhalde. Sen orada niye oturuyorsun? Burada oturacaksın. Kim orada niye oturuyor? Var ses var. İyi de ben şöyle görüşürüzlükduk ama abi sen bir sürpriz yaptın gerçekten de. Melek bugün o değildi, yarındı. Biz Sivas'la bir görüşeyim diyordum ben. Yani Sivas, benim çocuklarım Sivas'a gitmişti. Yani gitmiş daha doğrusu, haber alamadığımdan dolayı bir çocukların şeylerimiz vardı. Bugün akşam görüşecektik. Sürpriz oldu. Önemli değil. Yani. Ya baktım yalnız oturuyorsun orada dayanamadım. Yok canım. Yani. Sivas. Ben demiyordum. Evet siz zaten görüşmeniz devam ediyordu. Görüşmemiz devam ediyordu. Evet. Güzel bir gidişatımız var. Yani öyle bir şey yok. İşte biraz sağ olsun ne talip bıraktı hiçbir şey bırakmadı. En sonunda kendisine bıraktı. Artık güzel haberler ya, bekliyoruz. İnşallah. Bekliyor. Şöyle bir şey var. Kendimi şey nasıl diyeyim yani şans verdim bu sefer de hele ki şans vermişim bir kere daha. Şimdi ben de ısınmak istiyorum, hani gerçek anlamda ısınmak istiyorum. Ailelerime anlatıyorum, bazı şeylerin konularına giriyorum, kendi ailesinden şey yapıyorum bir pürüz çıkmaması için. Yani şunu demek yok, istiyorum, yok gerek yok Yusuf, şunu demek istiyorum. Ben dışarıda hani buradaki şey bir tartışmaya... Şey için mikrofon için dedim, ekran başına buradaki tartışma değil ya, dışarıda hani derler ya, benim teyzemin bir lafı var. Eteğindeki taşları önce dışarıda boşalt, ondan sonra gel. Hani dışarıda hani olaylarımız olsun bitsin, buraya temizce gelelim. Ve onun şeysindeyiz Seda Hanım. Yani kötü bir şey yok. Isınmak önemli olan burada benim ruhum ısınması. Hani o bu ruh ama beden... Ama daha ısınmadınız mı yok, ya? Yok şimdi. Bir hayırlı haber bekliyoruz. Mesela Cuma günü İpek'le Bekir nişan yapıyorlar burada. Şimdi... Canlı yayında nişanımız var. Değil mi Bekir? Evet. Yarın nikah var. Biz bir adım attık ama adım atmayanlar hep burada düello yapıyor. Böyle gösteriş yapıyor. Yani önemli olan karar almak burada. Yani kameralara oynuyorlar bazıları. Ben çok iyi biliyorum. Kime, bana gelince... mı diyorsun bunu? Yok sen üstte yaran varsa gocun Yusuf. Ha. Yaran abi, varsa gocun. Konu benim yani bana konuşuyorsan. Yok şu an diyorum ki yaran varsa gocun diyorum Yusuf sana. Sana Yusuf diye bir kelime söyledin mi? Söylemedim Bekir abi. Zıplama yani Yusuf, yani sanki altında trampolin var. Abiciğim. Yapma bunu. Tamam. Nereye bakarak konuşuyorsun? Alayda şey oldu ya ondan. Morali bozuldu. Vallahi yok. Beni dışarıdan bak. Seda abla beni dışarıda tanıyanlar çok iyi bilir. Dün akşam Şirin Evler'deydim. En az 100 kişi yanıma geldi. Yemin ediyorum bak. Yemin ediyorum valla. Neyle ilgili? Evet. Neyle? Abi dedi sen dedi çok seviyoruz. Halayına bayılıyoruz. Ekrana bak. Biz bir hayatta evlilik programı izlemezseniz... Biz de senin alayına bayılıyoruz. Ya o değil. Ya Yılmaz gibi 30 senesi gelse yine benimle dans edemezler. Yani abi ben... ama her yörenin halayı başkadır yani. İnsanlar diyor Bekir hep aynı böyle yap. Bir böyle. Bir değişik oynayalım.
Sen de dün Kemal Şener ya Davar'ın... Ya ben bizim düğünlerde çeşit çeşit oynuyorum arkadaşım. Ha, Şener Şen'in Davar'ın filmdeki mi zıpladın burada? Ben doğal oynuyorum. Sen... Şener Şen'i ne karıştırıyorsun? Öyle mi yaptı? Düğünün adı nedir? Aa, çok güzel oynuyor benim çocuğum. Düğünün çocuğum. Adı sallamak. Nasıl sallamak? Sen... Yani Yılmaz... Nasıl oynadı? Bekir nasıl oynuyor? Heh. Mikrofona konuş. Peki. Bekir'e ne demişler? Yılmaz Coşkun abi soruyor. Bizim yöremizin düğünü nereden bilsin? Ne? Tamam el hazırlasın. Bizde çeşit çeşit düğün var. Bir doğru şey söylüyor. Çeşit çeşit. Çeşit çeşit düğün var. Bu çeşit başka bir çeşit. Yo nasıl ben çok başka bir çeşit. Bak. Ya bu bak, ne çeşit? Bir şey söyle. Abla yorumlarda dışarıda bize söylüyor. Bekir oynaması o şey. Benim... Her zaman kere, benim için noter geçerdi. Beni bir dinler misin? Bak, bir dinle beni. Öf. Bir kere oyunda tek kişilik halay yok mu? Yoktu. 5 kişi Bekir, var, 10 kişi. Bekir de güzel oynuyor şimdi, şimdi Allah için. Yılmaz'ın çekirge oyunu. O Şirin Evler'deki arkadaşlara selamı gönderiyorum. Taha ve Hamza'ya. Şirin Evler'in hızlı gençlerine selam olsun. Tamam. Sizlere de büyük selamları vardı. Allah razı aleyküm olsun. Sağ ol. Sağ ol. Yarın canlı yayında orkestramızdan Uğur'umuz biliyorsunuz. Evet. Nikahı kıyılacak. Büşra'ydı değil mi? Büşra'yla. Evet. Uğur'la Büşra'nın nikahı var. İşler devam ettiği için babasını göndermiş bugün. Aa! Evet. Hadi bakalım yarın nikahta siz de bulunacaksınız. Uğur'un işlemleri olduğu için bugün Uğur'un yerine babası burada. Çalıyor. Abi hoş geldin. Yarın evladının canlı yayında burada nikahını işte görüyorsunuz her şeyi ne kadar ciddiye aldığımızı, burayı ne kadar aile olarak gördüğümüzü, herkesi nasıl ailemizden gördüğümüzü, nasıl kucaklaştığımızı ekran başında görsün. Büşra, değil mi? Büşra'ydı. Büşra ve Uğur yarın canlı yayında evet diyecekler Allah'ın izniyle. Hayırlısı evet. Olsun. Evet. Yusuf ve Melek. Yılların aşkı. Güzel aşk. Tekrar. En güzel aşk. Yılların aşkı ama kimin adına? Benim adıma mı? Devrenin aşk aşkı. Ne olduğunu bilmiyorum. İnşallah yakalarım şu aşkı Seda Hanım. Şimdi ben diyorum ki sen vallahi kendini bana bırak ben öğretirim diyorum. Yani... Taktın diyor Sivas'a diyor. Yani şimdi bir de Sivas'a bir gideyim Sivas, de geleyim ben. Sivas'ta ne yapacaksın ya? Boş ver Sivas'ı ya. Takma yok, salla. Yok bekleyeyim de. Şimdi salla olur mu canım? Saygımız var. Sivas'a da saygımız şimdi var. Şimdi ben bazı şeylerde buna hak veriyorum Seda ablacığım. Yani üzülüyor. Ama ben her konuda arkasındayım. Yani kendisine söylüyorum. Yani biraz... Sen çok güçlü bir kızsın çünkü. Sadece kendini bana bırak diyorum. Yani açma artık evet. Diyorum. Evet. Geleceğine bak, geçmişine bakma diyorum. Doğru söylüyor Yusuf, sen de bekliyorsun. Doğru canım, ben de işte diyorum ya bir şey yapacağım. Zaten ben buraya geldiğimde herkes diyor ya hani evlenmek. Evlenmek için geldim. Yani evlenmek için, Melek için geldim. Ve bazı şeylerden korktum ve şimdi hazır. Gerçekten Melek beni bunu hazırlıyor adım adım. Yani hakkını da helal etsin gerçekten. Yani eğer inşallah olur... İnşallah ruhum, bedenim hani bir böyle bir alacak ki bedenim içime girecek ki tamam diyeceğim imza atacağım. Hiçbir sıkıntı yok, hiçbir problemim yoksa da hanım da. İşte biraz çocuk konusu çocuklarına ulaşamadım, çocuğuna ulaşamadım. Onları Sivas'a gitmiş. Farkındaysanız ben buradaydım kaç gündür. Boş ver Sivas'ı. Kaç gündür buradaydım? Ne? Boş ver Sivas'ı. Sen ver Sivas'ı, boş ver. Sivas'ı boş ver. Ben seni Sivas'a götüreyim ya. Çıkalım kaleye bir akşamüstü, bir akşamüstü. Sen Sivas'ı seyret, yar bende seni, yar bende seni. Sanma deli gönül, yar sana küstü, yar sana küstü. Sen Sivas'ı seyret, yar bende seni, yar bende seni, yar bende seni. Sen Sivas'ı seyret, yar bende seni, yar bende seni, yar bende seni. En uzun görüşmeniz bu sefer oldu he. Ama Melek ne yaptın ettin sonunda Yusuf'u kendine çevirdin. Vallahi Yusuf duygulandın mı? Ya
duygulandım Sivas. Onu bildiği için, bazı şeylerimizi bildiği için yani durumlarımızı her şeyi de kaldırıyor. Yani ya ben her şeyi bile bile sevdim. Her şeyine kabullendim. Yani birçok şeyini biliyorum Seda ablacığım. Ama dediğim gibi yani ben destekçisiyim, arkasındayım. Yani sadece yanımda olsun. Ben ondan hiçbir şey istemiyorum. Hani... Müjdat bir şey söyleyecek. Ben Yusuf abi, bana da sevdim profil yok. Direkt bir şey merak ediyorum sadece. Öyle yapın. Söyle. Direkt nikah mı nişan mı olursa, kısmet olursa? Şu an hiçbir şey diyemiyorum Müjdat. Gerçekten şu an... Loca komple hadi nikah istiyor biliyor musun Seda abla? Nişan falan istemiyor loca komple. Nikah, direkt nikah. Öyle, bende öyle sizin gibi durumlar olmadı ki. Bakın, ben sizin gibi o karşıya oturup da çapaşçısına oturup da ikisi değişip orası sizle tartışın, burada tartışın, ondan sonra gelin nişan. Hiç öyle bir şey olmadı. Ben sade bir şekilde oturdum. Melek tek taraflıydı. Şu an bir şeye ulaştı Melek. Ve yaptım çünkü taliplerim yok. Yani Allah da kadere yazdıysa yürü kulum diyor. Yok, talibin var. Gene Zuhal döndü. Ya Zuhal geldi döndü. Geldi yani. Yenilendim dedi, geldi. Yenilendim kız. Yenilendim dedi ama dün de sağ olsun bana talibin börek getirmiş İzmir'den. Ya bir de İzmir'den börek getirmiş. Sana börek getirmiş. Bana börek getirmiş ta İzmir. Yani talibim yok deme yani. Bir şey böreği, yufka böreği miydi? Neydi? Boyoz, boyoz. Boyoz. Boyroz böreğiymiş. Ha. Tövbe. Salih bir şey söyleyecek. Seda Hanım. Söyle Yusuf'tan, Salih abi. Yusuf'tan yalnız nikah bekliyoruz. Bir erkek... Hiçbir zaman için bunu bir mikrofon sevdiği bir kişiye böyle yumruk çeviremez. Demek ki bunu yaptığına göre bunun bu kadar şeylikte bu böyle olduğuna göre nişanla bir iş bitmez. Nikahla biter. Nikahla olacaksa dirsek olsun. Dirsek çevirmesin diyorsun yani, anladım. Ha. Ama tamam, dirsek yani bir erkek sevdiği kadına böyle dirsek çevirmez. Yok, çevirmedim ki Salih abi. Artık tercüman çevirmedim oldu ki işte. Ha, doğum günümde sürpriz yaptı. Artık tamam, doğum gününde bitti olay. Evet, evet. Nikah ya şimdi peki. Bakın arkadaşlar, şimdi şöyle durum var. Dışarı tanıştık, tanışıyoruz. Sizler çıkıyorsunuz, bazı arkadaşlarımız çıkıyor, tanışıyor, dövüş kavgalarını yapıyor. Şimdi sıra bende. Ben buraya yansıtmak istemiyorum bunları. Bak dinle Salih abi. Ben buraya yansıtmak istemiyorum. Salih abi bir saniye. Salih. Ben buraya bunları yansıtmak istemiyorum. Ben kavgamı dışarı yapmak istiyorum. Daha önümüzde. Ben kızı değil. Önce anasına bakarım, sonra kızına alırım. Bak. Anlatabildim mi? Daha sülaleler delmedi. Daha önümüzde ne aşamalar var? Hani nişan diyorsunuz da ben burada saflığımı kullanarak ben burada hemen böyle nikahmış şeymiş. Bu benim kararımdır. Herkese söylüyorum. Mesela Müjdat diyor ki nikah. Hani diyorlar ya sezon sonunda nikah. Hayır, kesinlikle oyun yok. Ne, nişan arkadaşım. Önce bir ruhum ısınsın. Benim öyle bir zor. Dün var ya Murat arkadaşımız vardı burada biliyor musun? Beni yanlış anladı Seda Hanım. Gerçekten o Murat Hanım, Murat Hanım nereden çıktı? Murat Hanım. Özür dilerim. Murat Bey, Murat Bey'in durumuna düşmek istemiyorum. Murat durumuna düşmek istemiyorum kesinlikle. Ben çünkü ikinci evliliği, ya susun, tecrübeniz yok, konuşmayın. Ben ikinci evliliği sağlam basacağım ve devamlı gideceğim. Kesinlikle bu çocuk oyuncağı değil. Burada oyunumu oynarım, bak evlilik oyununu oynarım. Evlilik, gerçekten evlilik yeri, bak yanlış anlamayın, oynarım, her şeyi yaparım ve gerçek anlamda hayat oyunum benim sürecek. Siz de burada oturacaksınız, bu koltukta var ya, kimler geçip kimler geçiyor Salih abi. Tamam, hiç konuşma, dur, hiç gerek yok. Şimdi peki, evet Melek, ama Yusuf dur biraz, Melek konuşsun, evet. Şimdi biz kendisi sürekli burada olduğu için, hani ben birkaç gün gelmemiştim zaten, bir hastane işlerim vardı. Evet. Dışarıda görüşmelerimiz oldu, 3 gün bir görüştük. Hatta dışarıdakiler bile... tepki gösterdi bana. Mesela seyirciler, işte sen gül gibi kızı bulmuşsun, niye almıyorsun, şunun güzelliğine bak, ekranlarda daha güzelsin, ekranlardan daha güzelsin diyenler oldu. Melek'ten başka kimse seni taşıyamaz diyenler var. Yani biz seyirci olarak görüyoruz neyin ne olduğunu. Yani gerçekten çok yakıştırmalar oldu. Kendisi de bunu gördü, duydu. Şimdi... Yani şunu söyleyeyim Seda ablacığım, yaptığım hiçbir şey yalan değil. Ya buraya geldiğimden beri her şeyim gerçek. Hani kimseye bir oyunum, kimseye bir şeyim olmadı. Yani dışarıda anlaşıp da gelip burada oyun oynamadım. Yalan olsaydı şu an ben burada oturmuyordum Melek. İkincisi, Yusuf bana gerçekten bir adım atsa net bir cevapla, net bir kararla pişman olmayacak yani. Asla pişman etmeyeceğim. Ben de inanıyorum buna. Yani bazen tamam burada kızdığım, sinirlendiğim noktalar oldu ama benim de bir sabrım var. Canım hepimize oluyor. Yani ben sadece arkamda durmasını istiyorum. Şimdi
70 Seda Hanım, sizin seyirciler gerçekten geçen gün konsere gittik. Allah razı olsun. Hepsine selam söylüyorum burada. O konserde verdikleri güzel tepkiler, güzel şeyler asıl da beni de aşılıyor bir yandan. Bunlar benim için önemli bir şey. Yani resmen bir psikolojik, yani psikoloğa gitme. Halk zaten psikoloğu. Zaten herkes büyükler ne diyorsa onu yapmam lazım. Bende biraz zorluk var. Hani olur mu olmaz mı böyle biraz da cıvıyorum. Böyle hani tabii ki o kadar taliplerim geliyor. İnsan erkeğim, şımarabilirim. Yani bunlarda bir şey yok. Şimdi bu olay olduğu halde dışarıda bile daha hala melek olmasa ben varım diyenler de var. Ama onlar hiç kulak asılmıyorum. Sadece hedefim tek taraf. Mavi boncuk gibi dağıtabilirim de ama öyle bir kişi ciddiyetim vardır. Ve hedefim şu an tek bir melek. Ben bunu bir yolda yürüyeceğim. Ama nereye kadar gider bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Hayırlısı inşallah. Hayır şimdi hayırlısı. 70 milyon. Seni tuttu. Yani değil miyim 70 milyon da artık. Beni de tutan var, seni de tutan var Melek. Hiç öyle şey yapmıyor. Bana da hak vermen lazım. Sen boş ver gözlerime baksana. Sevildiğini görüyorsundur. Ya hani gözler yalan söylemez ya. Ya canım benim ben seni... Bir şey daha söyleyeceğim ben sana. Hayat seninle güzel. Aşkımın anlamı sensin. Razıyım senden gelen her şeye. Umudum ünvanımsın. Neyim değil her şeyimsin. Umudum ünvanımsın. Neyim değil her şeyimsin. Sakın ola bırakma beni, bırakırsan ölürüm sevdiğim. Sen benim dünyam, sen benim hayatım, sen benim yaşama sebebimsin. Seni çok seviyorum, seni çok seviyorum, seni çok seviyorum. Kız. Cevap ver sen de buna. Vallahi. Seviyorum galiba kız. He. Vallahi biraz ya beni öyle damardan giriyor ya. İlk defa böyle seviyorum dedim. Yazın oraya. Vallahi ya. Seviyorum dedi. Yusuf Deli'ye seviyorum dedi. Seviyorum dedi. Dedi. Yapmayın. Seviyorum dedi. Evet. Güzel. Yazıyoruz o zaman 30 Haziran nişan tarihi. Yok Uğur Bey yani. Ama seviyorum dedi ya. Ne diyorsan seviyorum. Dedi. Ben de seviyorum. Olsun bunu dedirttin ya Melek. Dedirttin. Bunu dedirttin ya. Ay titriyorum şu an. Bu normal şarkı türkü mü yoksa kendi ney bu? Beste mi? Kendi bestem. Sana yeni yazdım bunu. Allah Allah. Bir şey söyleyeceğim. Ya. Bak bunu dedirttin. Aferin sana. Evet. Bir nişan takalım bence, o zaman. Siz bence. Ne düşünüyorsunuz? Bunu dedirtti ya sonunda Nimet. Bence Melek Yıldız Cilbe'yi nişan bekliyoruz. Çıkar mı buradan yakında Nimet? Düğün asla çıkmaz da. Bu sezonun sonunda bir nişan çıkar. Yeni sezonda o nişan biter. Ah. Ortasında tekrardan başlar. Kimden dolayı biter nişan? Yusuf'tan dolayı biter. Son sezonda da düğünü yapar Melek'i alır gider. Son sezon ne zaman? Son sezon ne zaman? 10 sene sonra. Bir dahaki sezonda Seda Hanım. Şimdi bunlar devamlı şey olan şeyler ya. Bak Allah yazdıysa ölür müyüz, kalır mıyız, tövbe, bir tövbe. Şey mi olur? Tabii. Yani sizler öyle bir sanır yazıyorsunuz sana ki. Yusuf sana hiçbir şey olmaz. Maşallah hiçbir şey olmaz. Turp gibisin. Hiçbir şey olmaz. Olmasın. Nevzat da bir şey söyleyecek. Olmasın. Arkaya gönderin mikrofonu. Evet Nevzat. Yusufçum lafıma geldin mi? Hangi lafım abi? Burada bir şey söylemiştim, bana kızmıştın, bağırmıştın, hatırlıyor musun? Söyle abi neymiş o? İşte ben buradan bir evlilik çıkar demiştim yani. Ha evlilik inşallah çıkar. İnşallah amin. En sonunda Yusuf'la Melek evlenecek amin. Demiştim, hatırlıyor musun? Ya bak bir şey büyük konuşmak istemiyorum. Ha, şimdi, ön yargı yapıyorsun. Şimdi o esprisi ben başka ben bir şey söyleyeceğim. Ben tam tersini yaparım. Hani ben önce... başka esprisi ben başka bir şey söyleyeceğim. İnşallah olur, Allah mesut edersin. İnşallah evlenirim ya. İstiyorum. Çok istiyorum benim bunu. Çocuğum var. Yani gönülden istiyorum. İnşallah Allah mesut eder. Şimdi kolay Melek. Değil. Ama üf tartışmayın. Melek şu mikrofonu al. Marjinal Yusuf'u söyler misin? Lütfen. Bir görüşte tutuldum. Kalbimi verdim ben ona. Yaktım.
aklım aldı başımdan, yaktı yandırdı beni. Aklım aldı başımdan, harcına Yusuf'u alacağım. Koluma da takıp gideceğim, millet ne derse desin. Kafama da bile takmayacağım, harcına Yusuf'u alacağım. Koluma da takıp gideceğim, el alem ne derse desin. Kafama da bile Şimdi sen hiçbir şey takmayacaksın da. Takmayacağım. Seni de alıp gideceğim yani, bunu kafaya koydum. Evet güzelcim. Hatırlıyorsunuz ben geçenlerde bir yorum yapmıştım Yusuf'a. Heh. Öyle sırtıp sırtıp durma, işte olacak iş böyle sonunda. Ha. Biz yemeğe gitmiştik ve Yusuf çok karışıyordu Melek'e. İşte konuşamazsın, oturacaksın bilmem ne. Hani sürekli tepki veriyordu. Sus kız, öyle bir şey yok. Öyle bir şey var. Melek var mı yok? Güzel yani. Ama Özkan sana bunu söylüyor. Hayır hayır, öyle bir durum yok. Özkan yok ki, ne alakası var, çocuğu niye karıştırıyorsun? Karışma yok, karışma. Yemekte Özkan yoktu ki, biz şey beraberdik nerede? Seninle. O zaman güzel. Bir ikisi için meseleyi söyler misin? Gel ama bu mikrofonla. Tamam. Özkan bir müsaade et annene yavrum. Annen için, evet. Bir tane de alabilir mi eşlik edeyim? Mesele. Bu mikrofonla. Evet, güzelden bir mesele geliyor. Melek ve Yusuf için. İkimiz yapalım mı? Evet. Mikrofonu alayım mı? Melek'le beraber o kabul edilir. Olur. Tamam. Öbür mikrofonu bulun. Melek'e verin. Şimdi düşünüyorum da giderken beni de almasın. İstemeye, istemeye belki de inatla ayrılır. Ayıflanmam, üzülmem. Zor olan seni düşünmem. Belki de çektiğim bu sancı seni üzülür. Mesele ne senin benden ayrılman, ne de benim sana darılmam. Ne aramamam, ne de sormamam. Mesele şu ki mesele şu ki hala bitmedi sevdam. Şimdi düşünüyorum da giderken beni de sormamam. Mesele şu ki hala
Ağzına sağlık. Çok güzel oldu. Güzeldi. Ağzına sağlık da. Şey şimdi güzel. Ya dur ya, elini tutmayla bir şey olmaz. Dur. Evet, lütfen ekran başından birileri ayrılmayın. Vereceğimiz çok haberlerimiz var. Çok sürprizlerimiz var. Bir tarafta Bahar. Şu anda tam olmak istediğim yerdeyim. Bir tarafta Zahide. Ben bunları hak etmiyorum ki. Selçuk aşkı bulabilecek mi? Hani burası bir evlendirme programı sonuçta. Neyin olacağını kimse bilemiyor. Selçuk'la Bahar asla olmaz. Selçuk'un bir hedefi var. Şok gelişmeler. Birazdan canlı yayında. Ne diyor? Ne oldu, iki dakika bıraktık, kavga mı ettiniz? Ha. Şey. Ne oluyor dedim. Evet, hadi sezon bitmeden bir nişan tarihi verin bize. Bari. Uğur Bey, herkese söyleyeyim bunu ama bana asla söylemeyin nişanı. Nişanı ben diyeceğim. Anında gelirim, derim ki nişan veya nikah üst üste derim. Ama olmaz, hazırlık olduğu zaman da beyaz masa istiyorum. Beyaz masa. Beyaz, ince bir masa istiyorum. Evet, gönlümdeki, şeyimdeki arzum. Yani söz. Söz. Araba sözü mü? Ne yapacağım masa sözü? Masa sözü. Ben de araba. Arabayı ya. Hangi ara istedin ki? He? Arabayı hangi ara istedin? Ya kafam dedi, arabayı da konuşuyorduk arkadaşların. Arkadaşım biri diyor ki eğer evlenirsen diyor, sana diyor söz diyor araba alacağım diyor. Yeter ki gelin arabasıyla beraber paket edeceğim. Orada kalmışsın sen. Peki arkadaşlar, tabii. Güzel gidiyor. Güzel gidiyor. Beyaz masa, sözümüz söz. Ekran başındakiler müjdeli bir haber oldu. Bu güzel gidiyor dedin. Güzel ve galiba Mele'yi seviyorum dedin. Bugün bayağı büyük bir adım attın sen. Çünkü şöyle, hani 3 gün, 4 gün bir 200 saat görüşmüşlüğümüz var. Bir de buradan ailesine de saygım var. Şunu yapmak istedim. Arkadaşlar, bazı arkadaşlar locada niye oturuyorsun dediler bana. Melek yokken. Ben şunu imaj ettim. Yani ben buradayım demek istiyorum ailesi. Çünkü kız olduğu için biliyor musunuz, hani yanlış anlaşılır. Ve yok yok, Melek'ten ailesi. Mi? Aynı onu demek istedim. Yok, yok, ben buradan Kız Kalesi'ne Kız Kulesi'ne bir yemeğe gitmek istiyorum. Gidebilir miyiz? Kız Kalesi'ne. Kız Kulesi'ne. Gidebilirsiniz. Yani hayaliymiş. İlk buyurun. Defa böyle bir yemeğe de davet etmek istiyorum. Bunu da yapayım. Gidebilirsiniz. Peki efendim. Buyurun. Her şeyin hayırlısı olsun. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Evet, yeni bir buluşturma için Zeynep geliyor. Kimse sana canım çiçim. Evet, Zeynep'le çok evlenmek isteyen bir beyefendi var. Şimdi o talip olarak geliyor. Tahir Bey geliyor efendim. Kurban oldum gelsene, ölmeden gelsene. Canıma canın eli sevdim, ben ölmeden gelsene. Kurban oldum gelsene, ölmeden gelsene. Canıma canın eli sevdim, ben ölmeden gelsene. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Nereden geliyorsunuz? Ben Tekirdağ'dan geliyorum. 26 yaşındayım. İstanbul'da mı oluyor? Hayır, Tekirdağ yaklaşık 2 saat buraya. Hmm. Avrupa yakasında. Çok yakın. Yakın yani 2 saat kadar. Kaç yaşındasınız? 26 yaşındayım. Ticaretle uğraşıyorum. Evet. Uzun süredir sizi takip ediyorum. Yaklaşık bir 6-7 aydır sizi takip ediyorum. Ama ben her zaman programa çıkmıyorum ki. Çıktığınız ara ara dönemlerde ben sizi görüyordum. Ama bir türlü buraya gelip talip olmak nasip olmadı. Kısmet bugüneymiş. Bugün geldim. Ne iş yapıyordunuz? Ben ticaretle uğraşıyorum. Tamam, evet. Okay. Tekirdağ. Daha burcunuz? Aslan burcuyum. Hı-hı. 27 yaşında. 26 yaşında. 26. Evet. Evet. Kriterlerimi dinlediniz. Kriterlerinizi mi? Biliyorum, evet. Hı-hı. Türkiye'de yaşamak istiyorsunuz. Evet. Evet, biliyorum. Yani benim için sorun değil. İster İstanbul olur, ister Tekirdağ olur. Nerede yaşamak isterseniz. Evet, çünkü ben İstanbul'da yaşamak istiyorum. Çağlayan, sen gelmiştin değil mi Tekirdağ'dan? Sen ne oldu, niye geldin? Ben şaşırdım seni görünce. Ne oldu çocuğum?
Abla ben 2 dakikalık bir açıklama yapabilir miyim yanınıza gelip? Gel yani buraya. Ben şaşırdım vallahi seni görünce. Her şey çok iyi gidiyordu. Ailen geldi, nişanlar takıldı burada. Ne oldu sonra? Şimdi açıklama yapacak Çağlayan. Sen de Tekirdağ'dan gelmiştin değil mi? Tekirdağ mı Şarköy müydü? Mikrofonu. Baba almış. Tarafı Tekirdağ, anne? Kırklareli. Kırklareli. Heh. Gel. Bak hemşerin burada. Asel'le nişan yaptık. Nişanı burada yaptık, her şey çok iyiydi. Evet. Kız nişanlar ağladı burada, duygulandı. Çağlayan'ın babasına teşekkürler etti. Ailesine teşekkürler etti. Asel çok duygulandı. Bana dedi çok sahip çıktılar dedi. Sonra ne oldu oğlum? Abla nişandan sonra memlekete yolladık onu, Kırgızistan'a. Ailesini görsün dedik. Evrakları evet lazımdı. Evet. Bir ay kaldı orada. Bir ay sonrası geldi. Gerekli evraklar da gelmedi. Ha. Babası bu sefer demiş ki Çağlayan gelsin. Burada bizde yaşasın. Ha. Fakat ben bunu burada ilk tanıştığımızda da burada her fırsatta söyledim, dile getirdim. Allah. Uğur abiye de söyledim. Ben dedim neresi, memleketten Kırgızistan çıkmam. Kırgızistan mıydı? Dedi. Kırgızistan. Kırgızistan. Yaşayabilir misin Kırgızistan'da? Yok abi, ben bunu en başında söyledim. Ben gelirim giderim diye bir vaatlerde bulunmadım. Ama burada hani bütün imkanları sağladım ben ona. Ve Asel'le bizim kişisel hiçbir sorunumuz da yok şu anda. Hani izliyorsa da yani duysun, hiçbir kişisel sorunumuz İzliyordur. Yok. Ya izliyorsa üzüldün da hani mi? Ya üzüldüm niye? Çünkü biz çok iyiydik Asel'le. Ama her şeyi buraya kadarmış. Bu benim yüzüğüm. O çıkardı mı? Sen çıkarıyorsun ama o çıkardı mı acaba? Ha, göndermiş yüzüğünü o. Gönderdi geçen mi? Geçen hafta geldi abi. Geçen hafta geldi sana. Geçen hafta ben pasaportum da yanımda arkadaştı. Ben gidecektim Kırgızistan'a. İstemeye. Ziyarete. Aferin evet. Dedim ben gideyim dedim. Çıkarttım pasaportumu, evraklarımı tamamladım. Evet. Geçen hafta ben pazartesi gidecektim. O cumartesi sabahı buraya geldi. Aa Asel'cim niye böyle oldu ya? Dedi babam dedi seni istiyor dedi. Evet. Bizle beraber dedi yaşar mısın? Asel demiş ki zaten babasına Çağlayan gelmez. O da demiş ki ailesini komple alıp gelsinler Kırgızistan'a, böyle bir Allah şey yok. Allah Allah. Bütün aile Kırgızistan'a nasıl? Asel'in resmini görüyorsunuz şu anda ekranda. Çocukların burada nişanını yaptık. Asel burada çok duygulandı, ağladı. Dedi ki Çağlayan'ın ailesi bana çok sahip çıktı dedi. Çok iyi insanlar dedi. Ben de programı açtım. Deminden beri söz vereceğim. Bir türlü denk düşmeni seni tek görünce şaşırdım. Bu çocuk burada ne arıyor dedim. Yok, demek bir sorunumuz öyle yoktu. İşte olan bir tane bu abla. Hakkımızda hayırlısı hani. Bana dediler aynen bekle dediler. Bekleyeyim de zaman verdiler. Bir 6 ay bekle dediler beni. Asel de söyledi. Bekleyeyim 6 ay sonra ne değişecek? Bunu sordum, cevap alamıyorum. Hani 6 ay sonra olumlu olan bir şey olacak mı? Ne olacak 6 ay sonra? Bunu sordum, cevap alamadım. Şimdi bu şekilde ben ne oldu? Asel yanımda değil. Parmağımda yüzük. Nişanlıyım ama nişanlım yanımda değil. Nasıl olacak ki? Yani ben... Peki. Allah. Hakkımızda hayırlısı abla, hakkımızda hayırlısı. Peki Çağlayan'cığım, tekrar aramıza hoş geldin yavrum. Evet, Tahir, gördün efendim hemşerin. Evet abla. Konuştu, yani burada bak arkadaşların var. Evet. Nasıl gidiyor konuşmanız? Zeynep yorum istiyor musun çocuğum? Hı-hı. Kimden? Fark etmez, herkes. Tayfun. Hoş geldin. Tahir hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk, teşekkürler. Meslek neydi? Ben ticaretle uğraşıyorum. Şimdi Zeynep Hanım'ın bir kriteri var abla. Sürekli memur üzerinde duruyor biliyorsun. Dinledin mi o kriterini bilmiyorum. O yüzden işin zor yani. Allah yardım etsin. Ben de zaten sınavlara girdim. Kamu personeli seçme sınavlarına. Sonuçları bekliyorum inşallah. İnşallah. Bir iki ay içerisinde açıklanacak. Başarılar dilerim. Teşekkür ediyorum. İnşallah olur. İnşallah. İnşallah. Evet, o zaman karar anı başlasın. Ben biraz sonra Bekir'le Yılmaz bir daha halay çeksin istiyorum. Üçüncü round tabii. Çok olması istiyorum lazım. Artık senin sinirin de geçmiştir. Üçüncü round'u Bekir kesin alır. Yılmaz başıma bela oldu. Zeynep ya. Hanım geldi reklam arası dedi ki Yılmaz gerçekten çok güzel halay oynadın. Bekir'den güzel oldu. Evet. Bak Loca'nın en güzel kızı bile dedi. Tarzın çok güzel. Vay Loca'nın en güzel kızı bile. Böyle söylesin her. No, ben, en güzel kızlarından biri diyelim. Bir prenseslerim var orada. Nereye gitti benim prensesim? Solmaz var, Özlem var. Sen Yılmaz, herhalde kantinde 1 milyon lira çikolata aldın, kandırdın. Ya şimdi Loca'nın en güzel kızı demiş, sen daha ne istiyorsun? Zeynep Bekir için, Bekir için Loca'nın Gamze en güzel var, kızı İpek. Buket orada. Ben anlıyorum Loca'nın en Gamze güzel kızı dedi ama ben de sen de olmuşsun. Mehmet yan yan böyle bir Gamze'ye doğru bir yan balkon olmuşsun. Ya yok Seda ablacığım ya, ben bir açıklama yapabilir miyim? Yok yapma Mehmet, istemiyorum. Yok, Allah yok. Aşkına, Allah aşkına. Kararlar için Fatma ve Yavuz geliyor.
hoş geldiniz. Evet, hoş yılın çifti. Yılın Fatma çifti. Narin ve Yavuz. Evet Yavuz. Nikah tarihi istiyoruz direkt. Nikah tarihi istiyoruz sizden. Nikah tarihi derken yani şimdi cuma günü nişan yapacağız. Tamam. Bu cuma mı? Bu cuma. İki nişan olmaz. Bu cuma kimin nişanı var? Sizinki? Salı mıydı sizinki? Siz salıya mı attınız? Salı mı sizin? Salı. Nevin ne dese haklı bu Nevin. Ne anlamda haklı Nevin? Nevin haklı. Nevin Ahmet Şükrü orada Nevin bıraktı. Nevin ne Ahmet dese haklı, hiç kusura bakmayın. Salı dedim ben. Nevin dedi bu iş olmaz dedi, bunlar yakında ayrılırlar dedi. Hayır Nevin, ben salı dedim, salı. Cuma ne var? Erdem'le Metanet'in nişanı var. Düğünü. Bitti. Buranın nişanı mı olacak cuma? Hepsi bir arada. Sığmaz. Ben öyle fenalaşıyorum, fenalık geliyor bana. Bu kadar salı mutlu haberi dedim, bir anda abla. İstemiyorum. Günlere bölün. Ben Fatma'ya daha önce kırmızı kart göstermiştim. Bu sefer kırmızı gül. Pembe gül. Aa, çok güzel. Bu arada benimle bir ömür boyu mutlu olma. Şöyle şurada dur kız. Hayır dur. Sen de yan dur. Şöyle dur. Dur böyle arkanı döndüm. Sen böyle dur. Vatandaşa arkanı dönme. He. Diz çök işte. Benimle boş bir ömür yüzükten. Boyu yaşlanmaya, ha, mutlu olmaya. Heh. Var mısın? Evet. İlanık aşk ediyor. Benimle evlenir misin? Beraber yaşlanmaya bir kalemde söz verir misin? Ben de seni seviyorum. Sana söz veriyorum. İyi günde, kötü günde kadınım diyorum. İlanık aşk ediyorum. Benimle evlenir misin? Yaşlanmaya bir kalemde söz verir misin? Ben de seni seviyorum, sana söz veriyorum. İyi günde, kötü günde kadınım diyorum. Bravo. Evet. Dur ya, nereye gidiyorsun? Müzikleri. Şimdi günü taktım. Tam kararlaştırmadık Uğurcuğum. Cuma günü. Salı. Bekirlerinki salı günü. Onların cuma salı. Düğün var. Cuma salı düğün yapayım. Var. Yarın da düğün var. Size pazartesiye gün verebiliriz. Bir de diyorlar ki dışarıda bu program yalancı. Ne yalanı ya? Baksana sıra yapmıyor. Düğünden geçilmiyor. Şey vallahi düğünden. Bravo. Gün alamıyor. Ben bir şey söylemek olmak. İstiyorum. Evet. Bizim ben Mersin'e gitmiştim. Bir hafta önce cuma günü. Demişler, olumsuz demişler. Olumsuz değil, olumsuz olsa buraya gelmezdik zaten. Tabii. Biz mutluyuz. Kimsenin lafına bakmıyoruz. Maşallah. Onlara mutluluklar diliyorum. Peki. Buyurun çocuklar. Size pazartesi. Pazartesi size. Pazartesi. Pazartesi de Yavuz'la Nari'nin nişanı var. Çiçek kime geldi? Çiçek, notu vereyim kendi okusun. Çiçek bir hanımefendiye geldi. Gamze'ye geldi dersen Mehmet kızar mı acaba? Gamze Mehmet istemiyor ki. Bana söyledi. Çiçek Buket'e geldi. Buket'im ismin. O da alkışlayacaktı. Mikrofon, al mikrofonu şu notu bir oku bakalım. Sen ağlama Buket, gülmek yakışıyor sana. Yakında yanındayım Emre. Çok şaşırdım Seda abla, beklemiyordum. Kimden anlamadım. Emre'ymiş. Emre. Emre isminde bir arkadaşımız. Şaşırdım. Kendisi burada mı? Burada değil, dışarıdan gelecek. Emre yani, Bey buradalar mı? Hocadan değil. Çiçeği yollayan. Gelecek, sen ağlama, ben sana diyorum her şeyde bir hayır var. Seda abla çok sevindim, teşekkür ediyorum kendisine. Kendisini en kısa zamanda buraya bekliyorum. Buraya bekliyor. Evet, peki. Bir açıklama yapacaktım ama. Zeynep Karaağan'ı başlasın. Evet Zeynep. Karaağan. Çocuk sınava da girmiş bak. KPSS'yi kazanırsa gel evlenelim mi diyorsun? Evet. Git farklı gel. Adaylar söylüyorum. Farklı adaylar. Hmm. Ama yarın bir gün bu çocuk KPSS'yi kazanıp sonra da genel müdür olarak karşına gelirse... O zaman da ben almam. Evet. O zaman...
Peki, peki hayırlısı, hayırlısı çocuklar, buyurun. Yeni bir buluşturma için özlem geliyor. Hoş geldin tatlım. Hoş buldum. Evet. Özlem'i istemeye evlenmek üzere Cihangir Bey geliyor efendim. Ah yalan dünya. Yalancı dünya. Yalandan yüzüme gülen dünyada. Ah yalan dünya. Yalancı dünya. Yalandan yüzüme gülen dünyada. Cihangir hoş geldin. Hoş bulduk. Neredeydin? Ne zamandır yoktun? Danimarka'daydım. Evet. Dün geldim. Biliyorsunuz İlham ile bizim nişanımız evet, oldu. Evet. Nişan gününden bugüne kadar vize için götürmek için çok uğraştım. Çok uğraş verdim ama mümkün değil. O yüzden de oldu. O yüzden İlham ile ayrılma kararı aldım. Evet. Kendisine de söyledim. Haberi var burada. Haberi var evet. Evet. Çok uğraştınız ama olmadı. Olmadı. O yüzden ayrılma kararı aldım. O yüzden Özlem'e evet, çıktın geldin. Evet. Peki. Hakkınızda hayırlısı. Kendini Özlem'e tanıt. Merhaba. İsmim hoş Cihangir. Geldin. Hoş bulduk. Danimarka'da yaşıyorum. Yaşım 42. Daha önce 3 evlilik yaptım. 3 çocuğum var. Çocuklarım annelerinde. Ben yalnız yaşıyorum. Antalya'da yaşıyorum, Türkiye'de. Bu kadar. Hani sormak istediğiniz bir şey varsa buyurun. Yani evlilik olursa Danimarka'da mı yaşayacak? Tabii ki. Tabii ki. Çünkü benim evim, işim, ailem, Türkiye'de hiç kimsem yok. Sadece bir dayım var. Konya Kulu'da. Hı hı. Bir amcam var. Başka da kimsem yok. 3 evlilik yaptım dediniz. Evet, 3 evlilik yaptım resmiyette ama 2 kişiyle evli kaldım ama 3. kişiyle pek fazla evli kalmadım. Anladım. Yani 3 evlilik deyince Seda abla hani 3'ü de bitmiş. Şimdi bu da bana biraz şey oldu hani 3 evlilik. Anladım. 4.'ye tekrar. Anladım. Biz genelde bardak kırıldı diye su içmekten vazgeçenlerden değiliz. Ya muhakkak tabii ki. Bardağı değiştiririz, su içmeye devam ederiz. O yüzden o şekilde düşündüğüm için burada bulunuyorum. Niçin ben? Niçin siz? Uzun zamandır takip ediyorum zaten. Gözümden kaçmadı. Duruşunuz, konuşmalarınız, hareketleriniz beni etkiledi doğrusu. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Burada bana çok haksızlık yapıldı. Hani ben çok ağladım. Evet izledim. Çok üzüldüm. İzledim. Ben atıyorum yarın öbür gün sizle olumlu olduğunda evet, öyle şeyler yaşadığımda benim arkamda duracak mısın? Benim için önemli kesinlikle, olan bu çünkü. Kesinlikle. Eşler genelde birbirlerinin arkasında durmalıdırlar. Ben zaten 3 evliliği bu yüzden yaptım. Aynı sorun bende de vardı. Hiçbir eşim benim arkamda durmadı. O yüzden ayrılmak zorunda kaldım onlardan. Hmm. Ben de aynı sizin gibi düşünüyorum. Eşler eşlerin arkasında olmalı bence. Peki beni taşıyabilir misiniz? Taşıyacağıma eminim. Benim tanıyorsunuz herhalde. Ben tabii modellik ki yapıyorum. Tabii ki. Ben de foto modellik yaptım daha önce. Öyle mi? Danimarka'da evet. O yüzden sıkıntı yok. Mesleği biliyorum. Mesleğiniz beni de rahatsız etmiyor açıkçası. Yani mesleğinizde icra edilmiyorsunuz. Çok kıskanılıyorum mesela. Şimdi şöyle söyleyeyim. Kıskançlık olayı. Kıskançlık tabii ki seven her insan kıskanır eşini. Ama boğmadan. Hani hayattan bezdirmeden. Kıskançlığa tahammül edebilir misin? Ederim. Sıkıntı ben çok kıskancım. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Kıskanılmayı severim açıkçası. Genelde ben de kıskanılırım. Telefonlarını karıştırırım. Tabii ki onu her bayan yapar. Biriyle mesajlaştığını gördüğünde canını okurum falan. Okuyabilirsin. Çünkü o hatalara ben düşmem. Biz öyle diyenleri çok gördük bu zaman. Cihangir, ablasına bir merhaba de. Yasemin orada bak, Özlem'in ablası. Merhaba Yasemin Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler siz. Çok şükür, hamdolsun. Siz evlenince Danimarka'da mı yaşayacaksınız? Evet. Çünkü benim her şeyim Danimarka'da. 27 yıldır orada yaşıyorum. İşim, çevrem, ailem, her şeyim orada. Şimdi Danimarka'da yaşanacak. Ondan dolayı hem 3 evlilik yapması, hem 3 çocuğun olması... Danimarka'ya kız vermeyiz mi diyorsun? Olumsuz. Nasıl olacak? Onlar kızlar birbirine çok evet, düşkünler. De... Evet. Biz ayrılmayı düşünmüyoruz gerçekten. Peki biraz konuşsunlar. Biz de kararlar için Zuhal ve Murat'ı çağıralım. Müzik
Ne yaptınız? Zuhal ve Murat. Mikrofon. Ne yaptınız? Heh. Anlatın bakalım. Zuhal Hanım mı konuşsun? Önce Zuhal Hanım konuşsun diyor Murat. Görüştük Murat Bey'le. Ne oldu evet. Elinize? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun diliyorum. Kararıma girince olumsuz diyorum. Kusura bakmasın kendisi de. Çünkü Murat Bey'in de bazı kendine göre sebepleri var. Yani benim şöyle söyleyeyim, düşünce anlamında farklı. Fikir ayrılığı. Fikir ayrılığı diyeyim de. Ben şimdi söylemek istemedim. Biraz özel. Bir dakika Murat. Kızım bana ne veriyorsun? Versene. Evet. Göründün. Şimdi burada ben kriterlerimi çok fazla belirtmeye fırsatım olmadı. Evet. Şimdi benim en büyük önceliğim baba olmak. 46 yaşındayım. Biraz gecikmiş olabilirim baba olmak için ama yine de o şansa sahibim Allah nasip ederse. İnşallah. En azından bir tane evladım olmasını çok istiyorum. Zuhal Hanım'ın iki tane çocuğu var. Allah bağışlasın. Birisi 20 yaşında, birisi 16 yaşında. Aslanlar gibi iki tane oğlu var. Evet. Doğal olarak bu yaştan sonra çocuk sahibi olmayı düşünmüyor. Ben düşünmüyorum. Evet. Çok da haklı, hak veriyorum ona. Kesinlikle kırılmadım. Hayır, evet. Olumsuz evet. Baktığı için de. Saygı duyuyorum size kesinlikle de. Ve ben buradan tabii da şunu ki belirtmek istiyorum. Bundan sonra bana gelecek adaylarda evlenip ayrılmış olabilir. Evet. Bir tane çocuğu olabilir. Çünkü bir kız, bir kız olabilir. Ben de bir çocuk istiyorum. En azından bir çocuk da bizden ortak yaptığımız bir çocuğumuz olur. İnşallah. Peki ayrılık yani olumsuz olmasının sebebi dostça, belli çok güzel oldu. Karşılaştığımda evet. Çok memnunum. Hakkınızda hayırlısı. İyi ki karşılaştığımda. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Evet, karar anı başlasın. Ömür bir şey söyleyecek önce. Herkes yanınıza giriyor. Ben de tabii bir sefer geleyim yani. Gelin. Tabii ki. Hiç gelmiyordum. Hayırdır inşallah. Gelin. Şimdi ben bir açıklama yapmak istiyorum Özlem hakkında. Evet. Ya. Hiç kimseyi kötülemek istemiyorum. Kötülemiyorum da. Hepimiz insanız. Hatalar yapabiliriz. Yapabiliriz tabii ki. Ona bir şey demiyorum. Dışarıda sosyal medyada konuşulanlar, dışarıdaki insanların görüşleri, işte bu Özlem mevzusu, Ömür ne olacak, ne oldu, sakın falan. Şimdi benim kendi görüşüme göre ben bir defteri gördüğüm zaman dosyaya koymam yani. Yakarım o defteri. Ben Özlem'e ne demiştim? Benden sonra gittiğin zaman bana geri dönemezsin demiştim. Bunu en baştan söyledim. Yine söylüyorum. Özlem benim için bir hiçtir. Bundan sonra da hiçbir şey olmayacaktır. Bunu ona söylüyorum. Ben de söyleyeyim. Ben zaten buraya geldiğimden beri sana yeşil ışık ya da herhangi bir şey yapmadım. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir şey yapmadın mı? Seda abla ben de bir açıklama yapmak istiyorum. Ben çok sıkıldım. Sürekli kötü kız pozisyonundayım. Dışarıda. Onu sen kendin yaptın. Hayır ben bir şey yapmadım. Onu şöyle söyleyelim kötü kız derken. Hani kalp kıran benmişim. Evet, o mağdurmuş evet, gibi. Evet Seda. Anladım tamam. Yani ben bu durumdan çok sıkıldım. Böyle yaparak insanları benim üstüme atıyor. Ben bir şey yapmadım. Şu anda yapmayın bu açıklamayı öyle. Niye yaptın ki? Ben senin de göz göze bile gelmiyorum. Seda Hanım bir şey söyleyebilirim. Peki kendisine sorayım. Cuma günü ben buradan çıkışta. Çıktıktan sonra arkamdan 2 metre arkamdan neden gece başaksın okuyor? Okuyabilirim. Şimdi mantıklı değil mi arkadaşlar? Hayır okuyamaz mıyım? Okuyabilirim. Bugün ne kadar okumamışsın neden okuyorsun arkamdan? Sana senin önümde olduğunu bile görmedim. Görmedim. Demek ki sen ya, arkada gözüm yani var bana yani bir şey söyleyeyim mi? Özlem bitti benim karakterimde. Ömür ben zaten. Bak bir şey benim karakterimde dönemez. Ben sana dönmedim ben ömürüm, ki. Ben Ahmet ya Mehmet Seda değilim. Ben ona dönmedim ki. Ben sana burada açıklama yaptım mı Ömür'e geldi demiyorum, döndün de demiyorum. Dönemez diyorum. Hayır, dönmedim zaten. Bir şey sana daha söyleyeceğim. Ki. Sen bu açıklamayı sosyal medyadakiler için söylüyorsun. Söylüyorum, evet. Çünkü benim Özlem'le bir işim ama, yok. Ama açıklama şöyle gibi oldu. Sanki Özlem evet. Senin için gelmiş. Sen de bakın ben o geldi ama ben istemiyorum gibi anlaşıldı. Arkandan da şarkılar falan söyleme. Bak ben senin ya arkandan bak, söylemedim. Sadece dilime dolandı. O gün o şarkıyı dolandı. Söylemiş herhalde Seda abla. Hani aklımda kalmış söyleyerek yani gidiyordum. Demek dolandı ki kendisi da. O, zaman o kadar getir öbür mikrofonu. Yalnız kaldığın zaman söyle. Sana ne sana sormayacağım. Tamam. Sen şarkı söylerken daha güzelsin. Şarkı söyle. Evet. Hadi söyle. Ne istiyorsun onu söyle. Depişmeyin. Şarkı söyleyin. Aslı bu dünya diyelim niyetim. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Kaderin böylesine yazıklar olsun. Her yer karanlık,
Nerede insanlık kula kulluk edene yazıklar olsun. Hasret çeken gönül benim bir olsun. Ben ne yaptım kader sana mahkum etti beni bana. Her nefeste bin sitem var şikayetim yaralara. Şaşıran sen mi yoksa ben miyim bilemedim. Öyle bir geç verdik ki kendime gelemedim. Çıkmaz bir sokaktayım yolumu bulamadım. Of 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 of. Ağzına sağlık. Ağzına şimdi sağlık. Özlem de diyebilir mesela, bak beni bahane etti gene şarkı söyledi diye. Siz her zaman siz söylediniz. Ben hiçbir zaman ben şarkı söyleyeyim mi? Evet, söyleme bana da neydi? Beni sevenler, hayranlarım iletiyorlar. Sayfasında benimle yani burada söylediği şarkıyı paylaşıyormuş. Yok ben benim, öyle bir şey, ben sayfamda benim açık, benim onu söylediği parça paylaştığım bir şey yok. İmkansız öyle bir şey. İmkansız. O senin kendi sayfanda vardır, kendin avutuyorsun. Ben seninle kendi ilgili hiçbir şey paylaşmıyorum. Kendisi burada benimle ilgili görüntülerini paylaşıyormuş. Demek ki cuma günü arkamdan öyle şarkıyı bir şey yok. Söylüyor ona hiç kimse inanamaz, sen benim arkamdan şarkı söylüyorsun ya. Evet, ben senin arkandan söylemiyorum, farkında bile değilim. Sen demek ki arkada gözün, hep beni takip ediyorsun. Benim arkamda gözüm yok, ben kulağım duyuyor arkamdan gelen sesi duyuyorum. O kadar aşina olmuşsun sesine. Aşina değil, evet. Sen kendi kendine triplere giriyorsun. Ne trip Ömür, ben seni bitirdim, farklı bir sayfa bitirdim açtım. Bitirdin mi? Ben sen buraya bittin, ben bitmedim ki. Sen bittin. Ben ne biteceğim, bak hala ayaklarını yürütendi yeniledim geldim. Ömür, cuma günü arkamdan şarkı söylüyorsun, çarşamba açıklama yapıyorsun. Seda Hanım, neden yapmadım biliyor musun? Reklam olmasın diye yapmadım. Ha, Ömer bir şeylerin peşinde demesinler diye işte Ömer. Niye sen şimdi Cihangir gelince açıklama yapmayı uzun hissettin? Eyvah kız gidiyor mu elden dedin acaba? Yok, keşke gitse. Efendim Bekir. Al orada yanında, yanında. Sen de mi açıklama yapacaksın? İpek sen de gel. İpek'le Bekir konusunda Nevin'e hak veriyorum. Nevin'e ne diye hak veriyorsunuz? Hak veriyorum çünkü olmayacağına inanıyorum. Aynı Nevin'in dediği gibi. Biz İzmir'e gittik hafta sonu, ailesine senin tanıştım. Senin ben Nevin'e aşık olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Kesinlikle. Bak, hayır mı evet mi? 4 tane adam alkışladı. Yok. 5 olmuş. Yok. 5 olmuş. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ben İpek'i seviyorum. Yine de söylüyorum. 55 kalbim olsa asla. Ben orada hafta sonu İzmir'e gittik. Ailesini gördük. Çok sıcak karşıladılar. Maşallah. Halaları, teyzeleri. Annesi çok sıcak davrandı bana. Babası da öyle. Ülkü baba, Nimet anne selam olsun. Yani ben memnun oldum yani. İpek'e veriyorum. Salı günü de nişanımız var. Salı günü İpek nişan. İpek de konuştu. Seda abla size zeytin getirdik köyden, geldi mi acaba? Yok gelmedi. Hani zeytin gelmiş. Yoldadır, geliyordur. Aa Mustafa'daymış, bir şey olmaz. Tamam. Yolda bak geliyor orada. Şimdi çok güzel geçti. Ailem evet. De çok sevdi Bekir'i. İstediler beni, verdiler evet. Zaten. Verdiler. Çok güzel geçti. Niye halayda çektik, isteme yemek yapılmış bilmem ne. Bak bu Bekir kendi vermişler. Kendine iş çeviriyor. Size zeytinyağı getireceğiz. Safkan Seda. Yılmaz daha güzel oynuyor. Sen benden gizli iş çevirirsen. Ben daha güzel oynuyorum. Abla ben gelirken bir de size bardak getirdim. Niye? Evet. Sen daha güzel oynuyorsun. Gel oyna. Gel. Gel Yılmaz. Al. Bence de Yılmaz daha güzel oynuyor. Bekir bizden gizli iş çeviriyor çünkü. Al. Bizden gizli iş çevirirsen Bekir. Çekirge style yalnız Bekir. Evet Yılmaz. Bekir. Neredesin? Çekirge style. Gel buraya. Karşılıklı. Gel Bekir. Çekirge style. Gel Bekir. 3. round.
Mardin kapışın olur. Evet, hemen müsabakanın şey, sonucunu birazdan açıklayacağız. Hakemler notları topluyorlar. Bekir, güzel oynadın. Bekir, seni biraz coşturunca... Evet, karar anı başlasın. Evet. Geldiği için teşekkür ediyorum. Evet, Özlem. Seda abla, ben bir de bir şey söyleyeceğim. Yani ben gerçekten sosyal medyada olsun, dışarıda olsun, hani insanların tepkilerinden çok sıkıldım. Bunu söyleyecektim. Ömür'ün burada hiçbir kendin şekilde... Kendin yaptın. İnsanlar, benim... sen, insanlar seni ben ömür boyunca ya, affetmez. Seda abla, tek sıkıntıları affetmez. Ömür'den sonra diğer şahıs... Sen başkasına, başka yere gidip niye buraya tekrar döndün? Seni ilgilendirmiyor. Ömür, oraları kapatalım lütfen. Ben istemiyorum hiçbir şekilde Ömür'le anılmak ve benim adımı da anmasın. Kendisi... Adını anmıyorum, sen kendini anmıyorsun. Sen şu anda sen kendi kalk. Ben çıktım, hayır ben seninle bitirdim, bitti. Kafandaki olayı sen bitti. Şu anda bak benimle bitti, gündemden düştün ya, onun derdindesin. Arkamda şarkılar da söyleme. Bak yine benim sayemde şarkı söyledim. Yok, ben her zaman, Seda Hanım, buraya yine söylüyorum size. Ben hiçbir zaman şarkı söyleyebilir miyim dedim mi ya? Hiçbir zaman duymadım. Demedim. Senin sende ben şarkı söylüyorum, insanlar beni dinliyor. Vallahi bak bana, kendi ağzından ne diyorsun? Onun sanatçılık, şarkıcılık önemli değil. Bizim için burada önemli olan ciddi bir şey. Doğru tabii, mu? Tabii tabii. İnsanlar... Ben seninle 1,5 ayımı geçirdim. Özlem, çok insanlar sana ya. Ne diyor? Ben iyi bir insanım. Neden? İşte demek sen insanların iyi bir bildiği insan var. Değilsin. Öyle demeyelim, öyle demeyelim. Öyle demeyelim. Yani iyi olan taraf, kötü Seda olan Hanım, taraf o zaman şikayet gibi, etmesin, şikayet ediyor. Ay, kimin ne yorum yaptı bu kadar da önemli değil ya. Değil, tamam biliyorum da kendisi söylüyor. Yani bunları idrak edemeyecek yaşta insanlar değilsiniz. Sosyal medyada tepki varmış. Ben, kim ki onlar? Yine söylüyorum. Kimler şunu, o tepkiyi gösterenler? Kendisi söylüyor Seda Hanım. Şunu boş söylüyorum, verin. Sen yaşının adamı değilsin. Ben yaşımın her zaman değilsin. Adamıyım. Olsaydın şu an burada bunu yapmazdın. Birbirinizi kırmayın. Yapmazdın. Efendiliğin birbirinizi kırmayın. Bakın. Ben bir şey demedim ki, seni istemiyorum. Şimdi hala abi. Bana sataşıyorsun ya. Arkadaşlar, sosyal medyayı doğru dürüst kullanan insanlar da var. Böyle abuk subuk bir güruh da var. Dolayısıyla lütfen ciddiye almayın. Yani sizin moralinizi bozmalarına müsaade etmeyin. Yok, ben zaten okumuyorum. Seda Hanım, güzel bir şey söylemek istiyorum. Sevenlerim söylüyor. Seda Hanım, güzel bir şey söylemek istiyorum Özlem'e. Allah'a yakın, bana uzak ol. Ay. Şimdi kız sana bir şey demedi ki, sen oradan durduğun yerde kendi hala açıklama yapacağım. Hala kuyruk acıtı devam ediyor. Allah'a yakın, bana uzak olsun. Benim sevgimde başkasına gidip geri dönmek yoktur. Ben Ahmet'le ben zaten sana arkadaşlar. Dönmedim ki. Hayır yani yoktur, istemiyorum, dönsem bile istemiyorum. Ya dönmeyeceğim zaten, öyle bir şey mümkün bilmiyorum. Değil. Bilmiyorum, kafanda planlar var, pazarlık yapıyorsun. Ömür bana çıksın falan filan. Efendim? Ömür kimseye çıkmaz. Bir dakika, nerede yapmışsın? Ömür annesinin sen sözüne inandı. Ya? Kimle seni pazarlık insan yapmışsın? Gördüm. Kimle pazarlık yapmışım ben? Sen, ben duyuyorum sen orada. Sen bana çıksan kalkar giderim ben, buradan zaten. Sen, ben sana çıkarım. Kırmayın. Çıktın, tamam büyük mı? Konuşmayın çıktın, arkadaşlar. Peki tamam. Tamam. İşte annemin şeyi. Birbirinizi kırmayın. Kararı tamam. Söyle yavrum. Ben teşekkür ediyorum. Olumsuz. Peki. Peki. Hadi. Hayırlısı. Evet, hayırlısı olsun. Hayırlısı. Kısmet. Buyurun. Hiç de öyle değil. Hiç öyle değil. Çok yanılıyorsun canım. Hayır hayır, yok mikrofon, yok evet. Mikrofon. İyiydi. Ay Yusuf, buna beni bile güldürdü. Yeni bir buluşturma için. Konuşmayın. Mikrofonsuz konuşmayın, duyulmuyor. Öyle. Evet. Gel buraya, buraya gel sen. Yahu sen gelsene buraya. Ne oldu? Orada kimiz var? Bak bak, oraya bak.
senden çekemiyoruz yani. Şuraya gel diyorum. Şu adama oynayamıyor dediniz, bak kendini nereye attı bak. Kopya çek. Nasıl kopya çeker? Senden başka stil oynuyor çocuk. Bekir abi. Kusura bakma, Altaş ailesinin halay başı benim. İstersen telefon bağlantısı yapsınlar. Sen mi bana öğreteceksin? Sen Altaş ailesinde halay çekiyorsun ama ben de 70 milyon izliyorum. 70 milyon? Ben 70 milyon demiyorum. Ben hava atmıyorum. Benim hayranım var. Halay açıyorum. Halay oynuyorum. Ben öyle bir şey demiyorum. İpeyi niye bıraktın? Şimdi ayrıldınız mı? Peki, yeni bir buluşturma için Nur geliyor. Şimdi gelene geçene sor sen. Üzüle üzüle aşkım. Nerede nerede ders olsun. Gitsen acele acele bensiz. Ecele ecele halim. Gelene geçene ders olsun. Evet. Hoş geldin Nur. Nur'u istemeye Hakan geliyor. Kim bu gözlerimdeki yabancı? Yaralar beni yüreğimden. Hani ben olacaktım yalancı? Başımda korkum. Bugünün yaralarım günah ya. Yakalanırım bazenlerim. Hani ben olacaktım yalancı? Başımda acım. Merhaba Uğur abi. Yüksek sesle konuşuyorum. Seda ablacığım, bütün Edirne'nin selamı var sana öncelikle. Allah razı olsun. Bunu söyleyeyim sana doğru. Eyvallah abi. Eyvallah abi, sağ ol. Merhaba Nur, kendimi tanıtayım. Edirne'liyim. 26 yaşındayım. İşletmeciyim. Evet. Başka sormak istediğim bir şey varsa. Nerede oturuyorsunuz? Edirne'de oturuyorum. Hı. Evlenince nerede oturacaksınız? Yani önceliğim Edirne tabii ki ama. Aileyle problem değil. Ailemle yaşıyorum. Şu evet. An için ailemle yaşıyorum. İstanbul'da da oturabilirim, benim için bir problem yok. Senin de kendinden biraz bahsetmeni isterim. Tam dinleyelim. Ben de İstanbul'da oturuyorum. Anneannemle oturuyorum. Kuzenim evli burada. Ailemle yaşamıyorum. Annem kendi memleketinde, babam da kendi memleketinde. İspanya'da okudum. Oradan geldim yani buraya. Bu arada bir evlilik yaptım ben. Evlendim, boşandım. Ben hiç evlenmedim. Ama çok kısa süre tabii. Bir ay gibi bir kısa zaman zarfında. Kaç yaşındasınız? 26 yaşındayım. 26 yaşındayım. Benim yaşımı biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Kaç yaşındayım? 22 yaşındayım. 22. Evet. Yani çok da büyük bir yaş farkı yok senin için, bir problem teşekkür ederim. Yok, yaş farkı yokmaz tabii. Başka burcun? Boğa. Boğa burcu. Boğa burcuyum, evet. Benim hakkımda öğrenmek istediğin herhangi bir şey. Sormak istediğim... Yani tam seni tam dinleyemedim ama görünüş olarak hoşlandım. O yüzden seni tanımak istedim. Yorum istiyor musun yavrum? Nur. Ben istiyorum. Kimden çocuğum? Seda abla, ben de Yılmaz abiden bir yorum alabilir miyim? Tamam, Yılmaz yorum yapsın önce. Ben... Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nur Hanım, şimdi siz dediniz de ben locadan istemiyorum. Locadan değildir. Evet. Kendisi... Benim görüşüm çok efendi, çok yakışıklı. Sağ ol. Ya bundan iyisi yoktur bana göre. Bence yemeğe götür. Bundan tamam. İyisi yoktur. Oldu mu? Ay Yılmaz. Bak da yemin ederim bundan iyisi yok. Ahmet Şükrü Beyefendi bir açıklama yapacak. Biraz konuşun Nur siz yavrum. Evet Ahmet Şükrü Bey. Buradan oturduğum yerden başkasının dolduruşuna kalkıp giden önce bir açıklama yapsın. Karşıdaki Nevin. Bayan. Nevin gel. Ben kaç kere Nevin dedim. Yoktun tatlım. Duydun mu sen söylediklerimi? Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Seni o kadar çok seviyorum ki. Ben de seni. Cumartesi pazar günü bile özlüyorum seni. Gerçekten. Mikrofona söyle. Seni o kadar çok seviyorum ki cumartesi pazar bile özlüyorum seni. Teşekkür ederim hayatım. Bir açıklama yapacakmışsın. Ben Ahmet Şükrü'ye şunu söylemek istiyorum. Az önce bir gergin bir atmosfer oldu. Özür diliyorum. Kendisi için sürprizini bekliyorum. Yarın akşam. Ahmet Şükrü Bey, olur böyle sevenler arasında ufak tefek atışmalar. Yani özür diliyorum. Çok şükür. Ahmet Şükrü yalan söylüyor.
Bak, İnanma dümene gelir. Al işte Nevin sendromu. Bekir karışma dur. Ahmet Şükrü Bey. Sizin için bir sürpriz Nevin, hazırladım. Nevin çok güzel, çok şık bir şekilde özür diledi. Ve sizin için bir sürprizim evet. var diyor. Çok güzel ve çok heyecanlı, çok mutlu olacak. Şimdi ben bir şey söyleyeyim mi? Hani ufak çocukların kumbarası vardır, bir bozuk parası vardır. Atarsınız da atarsınız, bir gün kumbara taşar para almaz. O kadar özür diledi ki benim hanemde yer kalmadı kabul etmeye. Ama ben de bir şey söyleyeyim mi? Ben siz de benim kadar güzel bir kadından bu kadar özür aldınız mı hiç? Sanki böyle evde yazın cam açılır yani cereyan olsun. Özür diye. Aldınız Aklını mı? Aklını estiği zaman kalkıyor, gidiyor, geliyor. Hiç ben anlamadım. İnsanın bir ama programı saygısı olur, bir şey saygısı olur. Ama hiperaktif bir kız o. Hiperaktif, evet, enerjik bir kızım ben. Programı yok. Şeye gittik, Ortaköy kahvaltıya gittik. Herkes tanıyor. Ahmet Şükrü de çok seviyorlar. Tanıyorlar ve ne dediler biliyor musunuz? Ahmet Şükrü Bey ile çok güzel bir çift olmuşsunuz. Evet. Dedik evet. Nazar değdi size. Nazar değdi. Yan yana nazar. Hiç gelemiyoruz. Onun için güzel bir çift. Bizi. Bir şey söyleyeyim mi? Bekir Bey'in gözü var. Herkes birbirine yorum yapıyor. Onlar da Arife'yi görür. Bence de. İpek bence artık de lütfen Bekir'i zapta rapta al. Mukayyet olsun Bekir'e. Ay, mikrofonu ne yapacaksın? Adamı al götür oraya. Al götür. Mikrofon diyor hala. Adam burada bak sen oradasın adam orada. Evet. Sen. Evet. Sen orada. Bak orada nişanlım var. Orada biri doğuda ne yapıyorsun? Biri batı yakasında oraya... biri doğu yakasında. Sen orada kandırdın. Ben o yüzden hak veriyorum ne nasıl nişan yapacak evet. bunlar? Evet haklısın. Yani. Bak. Gene ayrılmışlar birbirine. Sonra diyorlar bizim aramıza girdi. Ben bir şey yaptım mı size Allah için? Hiç. Bak sonra benden biliyorlar. Nevin hiçbir şey yapmadı kusura bakmayın. Nevin çok 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 şeyler yapıyor. Ben burada hiçbir şey yapmıyorum. Bak, Sedat'la görüyor. Şimdi şöyle bir şey var. Gülme komşuna gelir başına. Ben şimdi... Ağlatıyorsun kendin ağlıyorsun. O ağlamak... ki, hiç kimseye güvenmiyorsun. Kim? Ayrıca Bekir dedi ki İpek'i seviyorum. O benim için yeterli Seda abla. Ben bir şey demedim zaten. Sevsin. Sevsin Allah mesut etsin. Ama şey evlenemezler dedi. Kız haklı katılıyorum. Neden sen biliyorsun. Tamam anca yani Arife'de nişan yapıp bunu. Bayramda ayrılan tiplerden. Kendisi evlenemiyor diye herkesten öyle. Bekleyin. Öyle değil mi? Ahmet Şükrü Bey bir şey söyledi. Büyük bir alışveriş merkezine gittik dün gezmek için. Gerçekten Nevin Hanım'ı çok tanıyorlar. Yürüyen merdiven izdam oldu, öbür merdivenden ne izdamı? Tarkan gerçek... konser mi verdi izdam oldu? Yalan söylüyorsun. Yok konser demiyorum, alışveriş merkezi diyorum. Bir güvenlikçi ben görmüş şimdi orada buradan sizin... alışveriş merkezi, buradan sen konser diye mi duyuluyor? Sizin yani? Orada çıkışta bir güvenlikçi görmüş, orada bir dakika danışman da memur görmüş. Gerçekten tanıyorlar bak şimdi. Bekir ne olacak? Nevin Hanım'ı gerçekten tanıyorlar bak. Bir kere, bak bir dakika yavrum ya. Bir dakika. Ben çok samimi söylüyorum. Hani bütün Alanya'nın tanımasını bırakın Akdeniz bölgesi tanıyor. Evet bunu tanıyorlar Nevin'i. Bence de. Seda ablacığım biz evet. Alanya'ya gidelim mi? Çok istiyorlarmış oraya gidelim. Alanya'ya şimdi şu an bizi kabul edemez. Neden? Maçları mı hayranlar var? Hayranlar çok olmaz. Yoğunluk olur. Biraz daha sakinleşsin. Tamam. Onun için. Ne zaman uygunsa biz her zaman. Gerçekten göndereceğiz sizi. Evet güzel. Kamera ben de gerçekten kamera söylüyorum. Kamera göndereceğim gelsin, oraya. Alanya'yı görsün. Hem de her şey güzel. Kaç kere söyledik? İyi. Hayat yani. Sevince güzel. Bekir'e de diyorum ki ya siz mutlu olursanız biz de mutlu oluruz. Ben sevmiyorum yani sevenlerin arasına girmesini. Her ikinci kelime Bekir. Şimdi hep diyorsunuz ki Bekir bak, uğraşıyor. Bak adamı en son kendisi uyuttu bak. Çok uğraşıyor. Böyle konuşa konuşa uyuttu adamı en sonunda. Sen uyutuyorsun. Bekir ama şey Bekir'e de üzülüyorum. Yazık. Efek konuşmayı bak. Al bunlar nasıl nişan yapacak Sedalı ben çok merak ediyorum. Nişanlı da bayıltır sana adamı. Sana ne? Sana ne? Nikah nişanlı da bayıltırsın sen adamı. Sana nenin patenti elmasa ait rica ederim. Sakın. Patent elmasın. Ahmet Şükrü buyurun, Bey bir saniye edin. Bekleyin. Buyurun. Bekir bekle. Mikrofonları kapat ötekileri. Ahmet Şükrü Bey. Buyurun emredin. Sadede gelelim. Estağfurullah efendim olur mu şey? Nevin çok şık bir özür diledi ve yarınki sürprize hazır mısınız? Ben her zaman hazırım. Ben hanımefendiyi onur ettim. Çok heyecanlı. Fakat burada benim dışımda gelişen bir yol olduğu için yuvarlak konuşuyorum. O mevzuya girmiyorum. Beni önce öne koydu böyle. Herkes benimle ilgili yoktu. Kendi kişisel bir sorunu vardı. Olabilir. Ama yani orada otururken en olmayan bir şey. Ben gidiyorum. Yani demek yarın öbür gün bir trenle bir yere gidecek olsam. Ben savaşçıyı böyle kolay kolay vazgeçmem ama Şükrü biraz Bey. Biraz da barışçı ol ama savaşçılık. Sen barış için bir beyaz güvercin at. Bir zeytin dalı uzat. Ben tutmasını bilirim. Zeytin ama o zaman bir şey söyleyeyim. Zeytin dalı uzat. Ben tutmasını bilirim. O zaman ben de bir şey söyleyeyim. Zeytin ipek getirmiş. Olur mu ipeğin zeytini? Yok olmaz. Onların zeytinden de bir şey çıkmaz. Onların hayır ben o kadar onore ediyorum. O zaman aradan şey çıkar. Bekir Bey aradan çıkar.
Ben çıkarttım onu, o inadına girmek istiyorum. Bekir laf atıyor. Bekir. Bekir Nevi bir şey yapmıyor. Bekir yaptı. Bekir'in aklı Fikri'nin evinde. Evet, Nevi'ne aşık su gibi. Sen Alanya'ya gideceksin. Nevin ilk dinlenme testlerinde seni bırakıp kaçacak. Yapmaz öyle şey. Kaçacak. Göreceksin. Yapmaz. Seni bırakıp peki, kaçacak. Yapmaz. Peki tamam. Yarın Nevin'den Ahmet Şükrü Bey'e sürprizi bekliyoruz. Nur, karar anına geçelim mi Nur? Yorum istiyorum. Kimden yavrum? Güzel ablamdan. Güzel. Nur için evet, ve Hakan için. Hakan çok iyi bir çocuk, yakışıklı bir çocuk. Evet. Evet. Nur'a da sen de söyle. Şimdi Nur Hanım tanımıyorum kendisini. Beni sevdiği için sürekli benimle yanımda geliyor. Tanımanı isterim Nur, sonuçta seni de tanımıyorum. Daha yeni yeni gelin herhalde. Beyefendiye bir çıkar istersen çayda daha detaylı konuşabilirsiniz. Evet. Anlaşırsanız neden olmasın. Efendi çocuk. Bu kadar burada konuşmak da olmuyor. Bir de çayda. Evet. Senin izni de istiyorsa daha abla çaya çıkmasın. Konuşabilirsiniz. Bir karar anı hemen. Bir çay içelim. Aferin çocuğum. Böyle söz dinleyin. Buyurun. Evet. Kararları için Selçuk ve Bahar geliyor. Bahar, önce sen anlat bakalım. Anlatayım abla, biz gayet iyi gidiyor, iyiyiz. Çok iyi anlaşıyoruz. Selçuk benim ruh ikizim. Kamera arkası aynı. Varmış. Evet. İzleyelim bakalım. Milli tekvandocu Selçuk bu sefer aşkı bulabilecek mi? Milli tekvandocu Selçuk, Zahide ile olan görüşmesini sonlandırınca Bahar kendisine talip oldu. Çok üzülüyorum, çok üzüyor beni. O yüzden ayrılalım, kendisi de bunu istiyor. Merhaba. Merhaba, nasılsın? Nasılsınız? Çok heyecanlıyım. Ben biliyorsun az çok kendimi tanıtayım. 25 yaşındayım, Bodrum'da yaşıyorum, çalışıyorum. Meğerse Bahar uzun zamandır Selçuk'u takip ediyormuş. Geldiğimden beri Selçuk'u takip ediyorum. Beğeniyordum zaten. Ama görüşmeleri olduğu için cesaret edemedim. Olmak istediğim yerdeyim. Şu anda tam olmak istediğim yerdeyim aslında. Bunu demesi gerçekten beni çok mutlu etti. Zaten ben de ilk geldiğimizde bir yakıştırma olmuştu bizim. Yani gerçekten bazı zaman takip ediyordum onu. İyi ki gelmiş. Selçuk'la Bahar'ın yakınlaşması Selçuk'un eski talibi Zahide'yi nasıl etkilemişti acaba? Ben bunu hak etmiyorum ki. Ben onu bir kez bile kırmadım. Bana öyle şeyler söylüyor ki herkesin içinde. Bahar olmasaydı hiç üzülmezdim. Bilmiyorum ki, kafamda her şey karışık. Bugün onun elinden tutum, yarın o birisinin elinden tutum, yarın birinin elinden tutum. Ben öyle biri değilim. Olsun. Arkamıza değil önümüze bakacağız. Zahide fazlasıyla kırgındı. Peki Bahar suçlu hissediyor muydu kendisini? Yani biz eleştiriye açıktık zaten. Aynı odada kalmıyoruz. Çok yakın arkadaş da değiliz. Sadece aynı yerde bulunduğumuz için merhaba merhaba. Onun haricinde hiçbir yakınlığımız yok zaten. Hak etmedi. Ben dedim ama ona hiçbir saygısızlık yapmadan. Hatta ben normalde ayrılmak isteyen bendim. Olumsuz diyecek bendim. Ben yine orada hani kimseye onu yalnız bırakmadım. Kimseye küçük duruma düşmemek için. Hani kararı dedim sen söyle. Bunu zaten herkes gördü. Ve ben dün bitirdim. Hani ben de ne yolu her yerden sildim zaten. Hiç muhataplım olmadı. Hani burası bir evlendirme programı sonuçta. Neyin ne olacağı kimse bilemiyor. Yusuf'tan bomba açıklamalar. Bir dönem Selçuk'la Zahide ayrıldığında Yusuf devreye girmişti. Tıpkı o günkü gibi yine Yusuf çıktı sahneye. Selçuk Zahide şöyle diyeyim, eziyet çektirdi. Ve bu o kızın da eziyet çekmesini istemiyorum. Neden? Gönlüm var mı diyeceksiniz? Hayır yok. Kesinlikle ilgisi yok. Selçuk'la Bahar asla olmaz. Selçuk'la Bahar asla olmaz. Selçuk'un bir hedefi var. Kim ne derse desin Selçuk'la Bahar nerede yaşarız sohbetine bile başlamışlar. Hani mutlu olduğum, olacağım insan yanımda olduktan sonra benim için yaşayacağım yerin hiç önemi yok. Ben de İstanbul'u istemiyorum, ben de Bodrum'u istiyorum. Yani tam tersi aslında ama orası da olabilir. Ben de tabii ki de o isterse ben de Bodrum'da yaşamayı istiyorum. Biz zaten şu an çok iyi anlaşıyoruz, çok mutluyuz. İnşallah bozulmaz.
Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim. Bodrum bana, ben Bodrum'a özelim. Senin ile cehenneme giderim. Hayat güzel devam ediyor. Evet, devam ediyoruz efendim. Neye? Neye devam ediyoruz? Artık bundan sonrası... Özkan'la güzel, çok güzel duruyorsunuz orada. Hayırlısı. Özkan, al bakayım mikrofonu. Özkan, deminden beri güzel yanında telefonla oynuyor. Hiç bakmıyor ne yapıyor bakayım diye. Bakayım ablacığım, söylüyorum, uyarıyorum. Sıkıntı yok oğlum. Sıkıntı yok de, değil mi? Bir de şeyi söyleyeyim Seda ablacığım. Bu insanlar mesela sosyal medyada çok kafana takıyor. Birisi mesela bizim fotoğrafımıza yorum yazıyor. Ha. Fotoğrafımıza yorum yapıyorlar nişanına zaman diye. Gece saat 4'te beni arıyor uyurken. Nişan ne zaman yapacağız diye. Yemin ederim sıkıntından artık suratımda sivilce çıktı. Nişan ne zaman yapacağız? Hayatımda sivilce çıkmıyordu, sivilce çıkmaya başladı. Niye öyle oldu güzel? Öyle değil şimdi, hani ben zaten beni bir ay uzatsa da aynı güzelim. Devamını yarın getireceğiz Allah'ın izniyle inşallah efendim. Çıkın çıkın gelin. Hoşçakalın efendim.